değerli izleyiciler. Beklenen programda, beklenen konu ve konuklarla karşınızdayız. Tanıtımlarımızda da söylediğimiz gibi bir haftanın aradan yeniden karşınızda olmak gerçekten çok keyifli, çok güzel. Bizleri bu programda da yalnız bırakmayacağınızı biliyoruz, eminiz. Özellikle hafta içinde tanıtımlarımıza verdiğiniz ilgi ve destekten bunu rahatlıkla anlayabiliyoruz. Çünkü sözün başında da söylediğim gibi bu haftaki konumuz sizin haftalardır, hatta belki de kayıt dışı başladığından bu yana talep ettiğiniz ve beklediğiniz bir konu. UFO fenomenini konuşacağız değerli izleyiciler kayıt dışında. Bugün UFO fenomeninin tarihçesini devletler ve bireysel temaslar ışığında konuşacağız, masaya yatıracağız ve özellikle üzerinde duracağımız alt başlıklardan biri UFO gerçekleri neden dünya kamuoyundan saklanıyor, saklanmak isteniyor? Bu konuyu açacağız bugün detaylı olarak söylediğim gibi ve tarihe döneceğiz, UFO'larla ilgili tarihi kayıtlara göz atacağız. Hangi izler bırakılmış bu minvalde ve yine çok dikkat çeken bir konu, alıkoyulma olaylarını masaya yatıracağız kayıt dışında. Alıkoyulma olaylarının ardında dünya dışı varlıklar mı var? Detaylarıyla, çünkü sizlerin de bu çerçevede çok fazla merak ettiğiniz soru var, gayet hazırlıklısınız. Konuklarıma kayıt dışı içerisinde soracağım. Uzay araştırmacısı Sayın Hakan Akdoğan bizimle. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İlk defa ağırlıyoruz sizi, evet, ve son olmasın sonunda diye temenni ediyoruz. Nihayet geldiniz. Evet, evet, haftalardır. Bu aslında bir özür borçluyuz izleyicilerimize. Sevgili Ertan geçen ay burada, evet, olacaktık ama force majeur bir seyahat girdi araya. Evet, Amerika'ya gitti. Amerika'da. Çok güzel gelişmeler var, onları konuşmamız, evet, lazım. Yani orada bir takım çalışmalar, tabii, da yapıyoruz. O yüzden çok çok özür diliyoruz. Yeni haberlerle geldiniz ama o yüzden iyi de oldu. Amerika'dan hiç bahsetmedik şimdiye kadar. Aslında bu Amerika'dan biraz bahsedersek, yaptığın işler hem dünya için hem bir Türk'ün böyle bir Amerika'da bir almış olduğu pozisyon anlamında çok önemli. Sağ ol, teşekkür ederim. Hoş geldin tekrar. Hoş bulduk. Temas edelim. Ve araştırmacı yazar Erhan Kolbaşı bizimle birlikte. UFO gerçeği denince olmazsa olmaz konuklardan, değil mi? Erhan Bey, hoş geldiniz. Çok teşekkürler. Hoş bulduk. Davetiniz için çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Harika misafirperverliğiniz, evet, için. Sağolunuz. Ve tabii ki yorumlarıyla Ertan Özyiğit bizimle birlikte. Evet, güzel bir program yapacağız. Evet. Evet, şimdi herhalde Twitter tavana vurur. Sizler geldiniz. Bol bol soru bekliyoruz. Beyza. Bence UFO diyoruz bugün etiketimizi. Ertan Bey bence, evet, UFO olarak belirledi bu haftanın konusunu. Bu hashtag altında yorumlarınızı, sorularınızı yöneltirseniz bize çok seviniriz. Kayıt dışı soruları bekliyoruz. Kayıt dışı soruları özellikle. Neden? Çünkü Erhan Kolbaşı'nın imzasıyla iki kitap şu anda masamda. Hemen göstereyim. Kozmik Dokunuş ve Galaktik Diplomasi. Hemen göstereyim şöyle. Sertaç da yardımcı olacak. Bu iki kitap efendim. Kayıt dışı sorusu soran izleyicilerimize gidecek. İnşallah. Beş bekliyoruz izleyicimize. Evet, değil mi? Beş. Ertan Bey. Bu akşam sorularınızı bekliyoruz. Kayıt seçeceğiz. Tabii. Ve yeniden söylüyorum, bence UFO etiketimiz. Neden bence UFO dedik? Biraz hashtag'i yani anlatın önce. Yani aslında şöyle, girizgahta bence UFO, hani herkes bir şey söylemek istiyor. Eğer başka bir şey konuşuyor. Sizce UFO nedir? Onları bunu yani buna ben yorumlayın bize. Bol bol soru bekliyoruz. Her türlü soruyu açığız. Yani iki tane konuğumuz var. İki konuğumuz da dünyaca ünlü konuklar. UFO gerçeğini masaya yatırıyoruz şimdi. Bence UFO eşittir ne sormak istiyorsanız iki konuğumuza. Anlattığınız veya söylemek istediğiniz, aklınızda kalan veyahut da paylaşmak istediğiniz herhangi bir görseli, filmi paylaşırsanız sizlerle birlikte olacağız. Peki, girizgah için hemen, evet, sizi dinleyelim sonra. Şimdi ben çocukluğumda hatırlıyorum. Yani işte 60 yaşına yakın bir adamım. Maşallah. Yani şöyle bakacak olursak çocukluğumda Charlie Chaplin'in romanını, yani roman dediğim çizgi romanını görmüştüm. Çizgi romanında bir şey vardı. Bir UFO ziyaret ediyor. Şey, yani bundan 50 yıl önceden bahsediyorum. Şimdi sevgili Atanür'ünü burada anmak lazım. Masanın ucunda sevgili yönetmenimiz gösterirse Atanür'ünün bana hediyesi olan bir UFO var. Bu işte bizim klasik disk UFO, yani klasik UFO, disk şeklinde söylediğimiz UFO var. Ekrana da gelirse, evet,
Onu da getirdim ki buraya hani işte dekorumuz da güzel olsun değil mi? Konular konuşacağız. Bütün şimdi 8 Temmuz 1947'de bir şey oldu. Ne oldu? Roosevelt'te bir olaylar gelişti. İşte şöyle bakabiliriz konuya. İşte tüm dünyanın en çok yazmış olduğu, en çok masaya konulan televizyonlarda, tabii belgesellerde bir olay. Nedir bu olay? İşte 9 tane uçan cisim gördü pilot ve sonunda aşağıya düştü. Baktılar ki işte bilim adamları, şimdi ben başka bir şey söyleyeceğim tabii. Hani bana ait komplo teorisyeni olduğum için indiler aşağıda bir şeyler buldular. Bu bölgenin ismi 51. bölge diye işte artık nereye gidersek gidelim Nevada'da falan o zırt diye çok karşımıza çıkıyor. Çok popüler bir yer oldu. Şimdi oysa ki şöyle bakacağız. Bugün Haktan'la Erhan'ı her zaman televizyonda gördünüz. Bugün başka bir şeyi konuşmamız lazım. Çünkü YouTube'u açın zaten onları izleyebilirsiniz. Bugün daha az görsellerle daha çok sohbet etmeye çalışacağız. Neden? Çünkü herkes 51. bölge derken acaba 52. bölge neresi? Şimdi hiç sorulmadı bu soru değil mi? İlk defa Haktan'a bu soruyu soracağız. Başka evet. Şeyler var tabii. Tabii. Haktan, sen başka yani istersen. Şimdi şöyle yapmak lazım. Ben işte bu UFO'lar gerçek midir değil midir derken 2009'da senle birlikte Haktan Erik von Däniken'la ben bir röportaj yapmıştım. Erik von Däniken yani İncil dünyada en çok satan kitap. Ondan sonra en çok satan kitabı Tanrıların Arabası kitabı. Milat tabii. Evet, Milat bu konuyla ilgili. Sevgili Erik von Däniken de bana imzaladı, bir kitabını verdi. İşte o günden beri evet, saklıyorum. Üçüncü gelişi. Evet, Türkiye. Üçüncü gelişiydi Türkiye'ye. Sen, evet. Sen getirmiştin. Bizim işte, ya, tabii, UFO kongresiydi. Dördüncü UFO kongresiydi değil mi? Öyle hatırlıyorum. Onun tezi şunun üzerine kurulu. Dünya panspermia diye bir fikirle tüm canlılar oluştu diyor. Niye? İşte bir gökyüzünden bir kuyruklu yıldız dünyaya geldi. Onun üzerindeki bakteriler gelişmeye başladı ve o bakterilerle birlikte dünyada canlılar oluştu. Ben bir röportaj izleteceğim. Çok önce tamam. yapmış olduğum bir röportajı. Ondan sonra da Haktan'la Erhan'a sözlerini verelim ve güzel bir programa adım atalım. Buyurun röportajı efendim. Bir izleyelim, sonra bir tanıtım yapacağım. Then the date 2012 must be wrong too. So you are never sure if the dates are correct or not. On one point I am very sure. The extraterrestrials will return sooner or later. This will be a shock for mankind, but we don't return on December 21st, 2012. But that's according to the Maya calendar. Now we have to translate the Maya calendar into our calendar, which is very complicated. The starting point of the Maya calendar is August 13th, 3114 BC. If this Şimdi bu röportajı konuşacağız. Hemen Haktan bir söz vereceğim ama izleyicilerimize bir duyuru. Ola ki belki ekran başına ayrılmak zorunda kalabilirsiniz. 24 TV hesabından şu anda Twitter'da programımız canlı olarak yayınlanıyor. Bilginizi oradan takip etmeye devam edebileceksiniz. Kayıt dışının sonuna kadar değerli izleyiciler. Bunu da duyuralım. Bu arada 51. bölge dediniz. Bununla ilgili yayından önce bir izleyicimizin mesajı vardı. Mesut Yağcı sordu. Amerika'daki 51. bölge misali yerler başka ülkelerde de var mı diye evet. soruyor mesela. Haktan Bey hemen sizinle başlayalım sohbeti. Bu tabii da, şimdi bu konuda çalışma yapan sadece Amerika değil. Tabii Amerika bu işi öncülerinden. Çünkü Ertan'ın girişte bahsettiği Roosevelt olayı 47'de olan olay daha öncesinde gözlemler 1. 2. Dünya Savaşı'nda çok oluyordu. Fakat fiziki kanıtın modern çağda ile geçtiği hadise Roosevelt olayıdır. Bu 59. bombardıman üssünün yakınına düşüyor. O üste stratejik öneme sahip üç atom bombalarının geliştirildiği ve kullanıldığı, deneme yapıldığı yer. Dolayısıyla orada ele geçen UFO'lar üzerinde yapılan çalışmalardan sonra tabii ki 51. bölge gibi gizli üsler kurulmaya başlandı. Bunu Rusya takip etti, Kanada takip etti, birçok ülkede. Çünkü ulusal hava sahasında çok sıklıkla gözlemlenen olaylar bunlar. Virginia'da, Brezilya'da 96'da UFO kazası oldu. Tabii Roosevelt olayı çok popüler bir olay. Hep öne o çıkıyor. Fakat
aşağı yukarı 15-16 tane UFO kazasının yaşandığı değişik ülkeler var. 1945'te San Antonio var. San Antonio var. 1948'de Aztek var. New Meksiko'da. Dolayısıyla birçok ülkenin hava sahasında da sıklıkla gözlemlendiği ve radar operatörlerinden pilotlara kadar çok ciddi kredibilitesi olan hava objelerini iyi tanıyan pilotlar ya da askeri sivil çok olaylar yaşanıyor. Türkiye'de dahil olmak üzere ciddi olaylar yaşanıyor. Bu konuda tabii bir teknoloji anlamında gelişmiş birkaç ülkede çok daha ciddi çalışmalar yapılıyor. Bu düşen UFO'lar üzerinde yapılan çalışmalar, işte propulsion sistemleri, itici güç, yer çekimi etkisi kılan bir teknoloji, işte radara yakalanmayan uçak teknoloji, evet, mikroçipler, nanoteknolojiler, infrared teknolojileri, bunların hepsinin son dönemde hızlanmasının sebebi aslında bu ele geçen kanıtlar üzerinde yapılan çok ciddi bilimsel çalışmalar ve o gizli güçlerde çalışmış değerli bilim adamları artık açıkça konuşuyorlar. Astrobiyologlardan tutun, astrofizikçilerden, atom fizikçilerine kadar. Dolayısıyla bu konuda ama Ertan'ın dediği gibi 51. bölgeden sonra bu üssün artık başka bölgelerde versiyonları kuruldu. Daha gizli, tapsiklik. Çünkü 51. bölge açığa çıktıktan sonra Bob Lazar olayından sonra Bob Lazar o işte çok çalışan deşifre çok deşifre oldu. Hatta Clinton oraya eğer seçim alsaydı açacağını söylemişti değil mi 51. bölgeleri? Çok turistik bir şey ki. Evet, bence çok turistik bir şey yani 51. bölgeye gittin mi? Yani gittin, gittim ama içine giremiyorsun. İçeri giremiyorsun çünkü sınıra kapıda, kadar evet, gidiyorsun. Yani. Sınırda ama hala tabii ki çok ciddi bir sınır derken mesela Groom Lake dağlarıyla çevrilir. Hemen dağların arkasında toprak yoldan gidiyorsun 1-2 saat. Biz önce 5-6 saat freeway'den gidiyorsun. Sonra toprak yola gidiyorsun. Ondan sonra en yakın mesafe yine bir 7-8 kilometre yakınına kadar yaklaşabiliyorsun. Ve orada çok ciddi güvenlik her yerde kameraları var. Ve güvenlik araçlarının üzerlerinde hiçbir logo, hiçbir amblem yok. Neye mensup oldukları hava kuvvetleri mi özel güvenlik mi özel güvenlik mi hiçbir şey bilmiyorum ama o sınırlarda çok ciddi işaretler levhalar var. O sınırı geçtiğiniz anda sizi tutuklayabiliyorlar ve hapse atabiliyorlar. Kanunen suç. Kanunen suç. Çünkü ulusal güvenliği fotoğraf dahi çekmek yasak. Biz o fotoğraf çekme yasak. Hatta 3-4 arkadaş, Dr. Roger Lair, sen de tanıyorsun implantların ameliyatını alan, bir de Brezilya'dan EC ile üçümüz gitmiştik. Toprağı bol olsun. Evet. Toprağı bol olsun. Las Vegas'taki kongrenin arasında gittik, baktık. O arada biz indik araçlardan, fotoğraf çekiyoruz etrafı, tam sınırdayız. Yukarıda da güvenlik araçları, cipler duruyorlar, bizi izliyorlar. Yani biz orada tarihi yol var, oradan girip içeriye bir girsek. Gelip bizi alacaklar. Müdahale edecekler. Biz fotoğraf çekiyoruz. Hatta EC Brezilya'da da önemli çalışmalar yapıyor. Dergisi falan var onun için. Sonra fotoğrafları çektik bir baktık. EC gördü. Orada dedi fotoğraf da yasakmış. Biz bir tırstık zaten. 2-3 saat tabii, sessiz bir çölde gidiyorsun. Süpersonik sesler geliyor. Orada acayip jetler uçuyor. Böyle bir hızlı ki yani. Bir hareketlilik de var tabii, sürekli. Tabii var yani. Orada çok inanılmaz teknolojiler geliştiriyorlar. Daha sonra biz bu fotoğrafları çektikten sonra fark edince hakikaten tedirgin oluyorsun. Ve bindik arabalara geri döndük. O talih toprak yolundan ana yola çıkıncaya kadar bir buçuk saat sürekli dikiz aynasından bakıyoruz ve paranoyak oluyorsunuz. Yani çok enteresan yani bir ortam. Acaba gelecekler mi bizi alacaklar mı diye. Şimdi onlar, bu fenomen çok da magazinelleştirilmeye çalışıldığı için hatta dejenere edilmeye çalışıldığı için biz konunun uzmanlarını görünce tabii hafızamızda kalan, hafızamızı meşgul eden, merakımızı cezbeden her şeyi hemen hemen sormaya çalışıyoruz süzerek. Şimdi içeriden Sertaç yönetmenim de hazırladı. Bu görüntü biliyorsunuz 51. bölgede tespit edildiği söylenir. Doğruluğu var mıdır? Ya bu şaibeli bir görüntü. Çünkü hiçbir zaman bunun orijinal negatifi ya da dijital orijinal çektiği görüntü ulaşmadı. Hep internet ortamında dolaştı. Ya böyle bir de bunu çok net bir açıklayalım izleyicilere. Yani internette o kadar çok fake görüntüler dolaşıyor ki. Bu özellikle yanlış bilgilendirme konusunda yani gizli servislerin, CIA'nin servis ettiği birçok olaylar oluyor. Çünkü bu görüntüler analizi yapılıp sahteliği ortaya çıkınca konunun inandırıcılığını
ortadan kaldırmak ve uzaklaştırmak için halkın ilgisini. Bu tür böyle politika da izliyor. Özellikle bunun için yapılıyor. Tabii, yani bu görüntüler. Bu dezenformasyon yani çok kullanılan bir teknik istihbaratlarca. Neden peki? Neden yapılıyor bu? Konuyu halk nezdinde, yani halkın gözünde küçük düşürmek ve uzaklaştırmak istiyorlar. Bu planlı bir şey. Yani bu ilk kurgulandığı zaman bu örtbas mekanizması bunu kamuoyundan uzak tutmak için konuyu hep sulandırmak istedi sistem. Bu bilinçli olarak yaptılar bunu. Medyayı kullandılar. Yani Amerika'da yüzlerce gazeteci CIA için çalışır. Bu da herkes biliyor. Medya ellerinde, akademik çevreler ellerinde, birçok bilim adamı Pentagon'un emrinde çalışıyor. Aslında kimse bilmez bunu. Bağımsız üniversitelerde görev yaptıklarını düşünürler ama Pentagon'a çalışırlar. Sistem çok katıdır aslında. O meseleyi sulandırıp halkın gözünde alaycı bir şekilde ele alınmasını sağlıyorlar. Çünkü perde arkasında bambaşka işler yürüyor. Başka makine dönüyor değil mi? Başka bir mekanizma dönüyor. Bir şey eklemek isterim ben. 51. bölge meselesinde esas oradaki yer tabii S-4 denen bir tesis var onun içerisinde. 51. bölgede daha çok yeni uçaklar deneniyor ama dünya dışı varlıklarla ilgili kısım S-4'te yürüyor. İçeride öyle bir gizlilik mekanizması var ki tanıkların anlattığı şey şu. Koridorlarda çizgiler var çeşitli renklerde, sarı, kırmızı, yeşil, mavi. Herkesin yetkileri var. Örneğin işte mavi karta sahip insan sadece o mavi çizgilerden yürüyebiliyor ve bileğinde bir cihaz var. Çizginin dışına çıktığınız zaman alarmlar çalıyor sağda solda. Birkaç defa yaparsınız bunu içeride içerideki görevlileri vurma yetkisi var düşünün. Böyle bir sistemle korunan bir yer ve yerin altına doğru da muazzam derinlikte inen bir hangarlar var, müthiş tabii şeyler, çalışmalar. Göz retinasıyla özel girilen yerler falan çok, yani gizlilik level'ları çok fazla. Olmaz. Bir de Amerika bu üstün gizliliğin varlığını hep reddetti. Ta ki Rusya uydu aracılığıyla üstün fotoğraflarını dünya basınına yaydı. Ondan sonra Amerika bu üstün varlığını kabul etti. İlk resmi açıklamayı da Obama yapmıştı. Tabii. Aynen ve burada çok gizli top secret black budget $100 milyarlarca ciddi bütçe harcanıyor. Kara bütçeden buradaki 2.7 trilyon dolar her sene Pentagon'un bütçesinde açık var. Bu çalışmalarda kullanıyor. Bu egzotik teknolojiler, dünya dışı projeler. Bu arada dış işlerinde uzun yıllar çalıştığı için Amerika'da çok görev yaptı. FBI, CIA'ya muhatap oluyordu. Sonu yok konsolosluğu kendisi. Birçok şeyi paylaştılar benimle tabii. Çok enteresandır Amerikalılar. Yani ne kadar katı deseniz de bu sisteme, özel sohbetlerde çok ilginç şeyler paylaşıyorlar. Yani anlatmak istiyor çünkü. Tabii abi. Tabii. Yani bir yerde artık söylemek istiyor. İnsanın fıtratından kaynaklanmış. Çok doğru. Ve bu işleri doğrulayanlar oldu bana görüşmelerde. Hatta işte oralarda görev yapmaya giderken senin konularla ilgilenmeye gidiyorum diye söyleyen arkadaşlarımız oldu istihbarat çevrelerinde. İster istemez yani görev sırasında tanışıyorsunuz yakın istihbaratçılarla. Bakımdan çok ilginç teyitlerle karşılaştım. Yani görünen şu gibi sanki hani ele geçen, kalıntılarla ele geçen o teknolojiyi öncelikle kendi çıkarları doğrultusunda kullanmak amacıyla kamuoyunu uzak tutuyorlar. İlk aşamada öyle başlamadı diye aslında. Anlıyoruz. İlk aşamada, doğru mu bilmiyorum. İlk aşamada ulusal güvenlik kaygılarıyla başladı. Çünkü işte 40'larda bir takım araçlar geliyor, üstleri, füzeleri etkisiz hale getiriyorlar, askeri testlerin üzerinde uçuyorlar vesaire ve ilk korku yarattı askeri yetkililer üzerinde. Çünkü karşılarında ne kontrol edemeyecekleri bir güç var. Biz bunu halka nasıl açıklarız diye bir ulusal güvenlik kaygısına girdiler. Ve ardından işler değişti, işte ekonomik kaygılara evrildi mesele. Bu sefer dünya ekonomisini tehdit eder hale geldi konu çünkü elde edilen teknolojiler sistemleri yıkmaya var. Şimdi yıkma potansiyeli taşıyordu özellikle petrol temelli sistem. Tabii fosil bazlı yakıtlar üzerinde. Yani temel motivasyonları oydu. Bir dünyanın karmaşaya düşmemesi, işte toplumsal panik korkusu, hassas ekonomik dengelerin değişmesi vesaire. Olmadı hiçbiri. Bir de küresel güç merkezleri değişecek. Şimdi şöyle, küresel güç merkezleri değişecekti. Hollywood çok önemli. İşte yakın zamanda işte Hollywood'da farklı zamanlarda birlikteydik değil mi? Şimdi Rahman Altun'dan da buradan bahsediyorum. Rahman'dan bahsediyorum. Çok önemli bir müzisyenimiz. Çok önemli Hollywood'da işler yapıyor. Buradan kendisini analım. Ortak dostumuz. Evet. Şimdi bakın. Hollywood müthiş bir sistem. Yani bize görmek istediğimiz her şeyi gösterebilir ve biz de
girdiğiniz zaman bizim her şeyi istediniz, kendi göstermek tabii, istediklerinden her şeyi mi? Hayır, bizim de görmek istediklerimiz var. Çünkü biz insanoğlu öyle bir şey algısı var ki, yani tanımlamadığı şeyi göremiyor. Onun için ona tanımlamanız lazım veya onun tanımladığı bir şeyi sunmanız lazım. Şimdi Amerikan aklı, yani üst akıldan bahsedelim, kayıt dışında olduğumuz tamam, için farklı konuşalım. Şimdi şöyle söylemek, çok güzel bir sistem bakın. 51. bölge. 8 yaşındaki çocuğa söylüyoruz 51. bölge. Tamam biliyoruz, filmde seyrettik filan. Herkes 51. bölgede müthiş bir şeyler oluyor. Şimdi soruyu şöyle alalım. Sen olsaydın gerçekten 51. bölgede mi yapardın bunu? Yoksa 52. bölgede tabii mi yapardın? Tabii ki 52. Şimdi orada ama zaten Disney gibi bir şey tabii, bu. Hani Disney'e gittiniz. Zaten işte, deşifre olduktan sonra. Tabii, yani her şey. Çünkü orada... Ama 51. Işte, bölgeye de giremiyorsun zaten. Yok ama girememen işte, zaten şey güzel olan bu. Çünkü giremediğin zaman inanıyorsun. Şimdi... Sorun şöyle, Eisenhower dönemini tabii anlatmak lazım burada, Eisenhower'ı sen... Şimdi istersen, bahsedilen iki tane konu var. Tabii İkinci Dünya Savaşı sonrası değil mi? Oraya. İkinci Dünya tabii Savaşı sonrası. Yeni sistemlerin, bilhassa Alman teknolojisi, yani Alman bilim adamları Amerika'ya geçerek inanılmaz büyük bir teknoloji tabii getirdiler. Tabii. Bu teknolojinin bir şekilde Amerikalılar tarafından genişletilmesi lazım, büyütülmesi lazım. Zaten şimdi o proje, o Project Paperclip meselesi de Roosevelt sonrasında... Bravo. Onu da deşifre edecek aynen bilimsel altyapı yok Amerikalılarda. Bu yüzden Alman bilim adamlarının tabii iyilerini getiriyorlar. En iyileri Antarktika'ya tabii gidiyor. Antarktika'ya gidiyor. En iyileri Antarktika'ya gidiyor. Şimdi şu soru şu olması lazım. Belli ki burada bir, yani sen de gittin, fotoğraf çekeceğiz. Akşamları bütün filmlerde işte National Geographic falan seyrettiğimiz zaman hep bunu görüyoruz. Bu kadar kolay olabilir mi? Yani bir şeyi saklayacaksanız. Değil ise neredeler? Kimler? Yani siz araştırıyorsunuz bunları. Neredeler? Başka bir soruyla kayıt dışı sorusu soralım size. Bölge olarak nereye taşıyor? Bölge olarak neredeler? Neyi yapıyorlar? Yani bizim mesela hani şu anda çok önemli bir sistem var değil mi? 2D Stars Academy and Arts. Yani evet, şimdi Tom DeLonge. Bakın zaten şimdi, bu Pentagon'da çıkan son bildirim videolar onların baskısı. Ona, bu konuya muhakkak gireceğiz biraz sonra. Yönetim kuruluna bakacağız. CIA'den DOT'a kadar, şey, DOT'tan NSA'ya kadar. Şimdi tabii. Ama işte olay bu artık öyle bir olaya evriliyor ki süreç. Yani bu artık OKI'den çıktı. Özellikle teknoloji ve işte internetin, sosyal mecraların yaygınlaşması ve işte Elon Musk gibi. Bakın Elon Musk da uzaylılar hakkında çok net ifadeleri var. Tabii. Yani Bob Bigelow, beni de uzaylı Bigelow olarak kendi görüyorlar. Uzay, tabii. Diyor tabii. Haktan'ı da öyle görüyorlardı. Seni de görüyorlardı. Bana da başladılar. Evet. Evet, dolayısıyla artık öyle bir sürecin içindeyiz ki bu önlenemez bir şekilde gelişiyor. Yani burada o yüzden de bu üst düzey çok önemli isimler, kilit isimler Pentagon'dan, CIA'dan ayrıldıktan sonra bu tür kurumların çok yakın temasında. Yani Türkiye'de bizlerle çalışan, Türkiye içinden çok önemli askeri ve sivil yetkililer var. Dolayısıyla bu sürecin çok hızlandığı bir döneme giriyoruz. Bu konuların arttığı bir dönemiz. Global anlamda. Çünkü biz çok yurt dışına gidiyoruz, kongrelere, işte UFO müzesi projelerimiz var. Las Vegas'ta yapacağız. Hep kolektif çalıştığımız arkadaşlar bunlar. Dolayısıyla sürecin hızlandığı dönemde tabii böyle bir olayı artık süpres daha fazla engelleyemiyor. Tutma şansı yok. Yok. Tabii. Yani bu artık zaten mesele artık şimdi, açıklanma meselesi değil. Nasıl açıklanabilir? Tabii elbette. Nasıl açıklarız? Bir grup 40-50 ile yayalım, kademeli şekilde ifşa edelim diyor. Bir grup hemen açıklayalım diyor. Onların çekişmesi var şu an. Ekrana hemen logoyu verdi. Tabii. Şimdi bakın, çok önemli bir şunu yapalım, söylememiz lazım. Yani açalım başka bir şey yok. To the Stars, yani Academy and Arts. Şimdi çok ilginç bir şey. Tabii bunu ben izliyorum, görüyorum ama her şey güzel. The Stars, Academy and işte falan. Arts kelimesi orada cımbızla çekilecek kelime. Ama Tom DeLonge zaten bir tabii rockstar. Ve yani sanat, rockstar bir ama tane. Ama sanat, film, bunların hepsi aslında insanlara ulaştırmak için çok önemli bir. Çok zaten önemli. Zaten yetişimci ve reklamcı olarak hemen yakaladım. Hemen yani adam diyor ki biz öyle hazır olun. Bakın izleyicilere çok net bir şey söylüyorum bu programda. Yalnız değilsiniz mi? Hazır olun,
o kadar yoğun bir şekilde geliyoruz ki kim geliyor biliyor musunuz? Biraz sonra bunların hepsinin yönetim kurulunu deşifre edelim. Kimler var Distars'ın arkasında? Onları gördüğümüz zaman bu işin arka planını da göreceğiz. Şimdi bir soru sorabilir miyim ikinize de? Hep kafamda var. Şimdi ben Eric Von Däniken'la yapmış olduğum röportajda şunu söylemişti bana. Dedi ki Ertan böyle bir şey var ki dünyada zaman zıplıyor. Hızlandı. Yani bir şekilde zıplamalar var. Ne var mesela? Ya işte örnek veriyorum. Elimizde cep telefonlarımız var. Steve Jobs diye bir adam var. Atıyorum şimdi herkes bugüne kaydırdı. Bunu söylemedi ama bir anda normal telefondan cep telefonuna dönüyoruz. Şimdi diyor ki işte buradaki zıplamaların asıl kaynağı, size soruyorum bunu, asıl kaynağı gerçekten bir dünya dışı zeki uygarlıklardan alınma bir model midir? Kesinlikle. Şimdi evet anlatın dinleyelim o zaman. Kesinlikle. Zaten bu son 30 yılda gelişen teknolojinin bu kadar ivme kazanarak hızlanması, bu ele geçen hem uçan UFO üzerinde yapılan evet, teknolojik şeyler hem de iletişimler var. Yani telepatik ya da direkt evet, alıkonma evet, olayları işte her an biraz sonra çok detaylı o, masaya yatıracağız. Bu konuyu konuşmamız lazım. Çok, çok önemli yeni gelişmeler var. Mesela temaslar anlamında. Dilerseniz girelim şimdi. Tabii, tabii. Yani bununla bağlantılandırarak... Bir cümleyle gireyim. Tarihin her tabii, döneminde insanoğlunun gelişimine etki etmişler zaten. Yani bu günümüze ait bir kavram değil. Bununla ilgili izler var bugün, değil mi? Yani hem birçok uygarlığın yani değişik hı-hı, coğrafyalarda yaşayan uygarlıkların hem arkeolojisinde var, evet, folklorinde, yazılı referanslarında çok ciddi kanıtlar var. Hem de baktığınız zaman çok önemli tarihteki bilim adamlarının bana ilham geldi falan dediği şeylerle aslında impulslar evet, var. Bir takım böyle telepatik mesela bir şeyin formülünü bulmanın tam eşiğine gelmiş. Orada yardımlar var. Einstein çalışıyor. Akşam uyuduyor. Kesin sabah kalkıp E eşit MC kare diyor yani. Ondan bahsediyor. Sporun atom modeli evet, rüyasında görmesi gibi. Görmesi gibi. Yani burada rüya dediğimiz aslında evet, astral plandan gelen bir takım informasyonlar bazıları. Tabii hepsini demiyoruz burada ama evet, bu tür destekler, yardımlar senin söylediğin gibi Ertan'cığım tarihin yani sadece günümüze ait bir kavram değil. İnsanlık tarihin başından beri burada var. Daha da ileriye gideceğiz bu programda. Yani Eric Von Däniken'ın dediği dünya dışı varlıklar eninde sonunda dünyaya geri dönecekler. Ona da inanmayı zaten bir kısmı burada der. Burada hiç gitmediler. Elon Musk da benzer bir şey söylüyor değil mi? Zaten daha bizi observatörler diyor. Şimdi Däniken tabii yani bizim de kendi aramızda hep tartıştığımız konular. Her konuda hepimiz hemfikir değiliz. Däniken'in bazı konularında ben hiç hemfikir değilim. Bazı konularında hemfikirim. Çok normal. Däniken'in bu hani gelecekler kısmına hiç katılmıyorum. O da defalarca sürekli. Onlar zaten her zaman buradaydılar. Burada da üstleri var. Ay'da var. Dünyanın değişik bölgelerinde var. Okyanusların altında var. Bizim ulaşamadığımız bölgelerde. Türkiye'de de var. Anadolu'da. Genetik yapısıyla tarihin her döneminde oynanmış. Genetik mühendisler var. Olay insanlığın buradaki evrimleşme sürecine kadar gidiyor. Yani buradaki hayatın başlangıcındaki intelligent dizayna, tasarıma kadar gidiyor. Yani evrim teorisi tamamen içi boş bir teoridir. Hiçbir şey tesadüflerle oluşmadı. Ya da doğa ve zaman kanunları değil. Zaten ara fosiller bulunamıyor. Onları atlayalım. Geçelim o konuya. Bu yeraltı şehirleri için bile aynı şey söylendi değil mi Kapadokya'nın altında? O konuya da katılmıyorum. Mesela uzaylılardan kaçmak için yer altında şeyler kuruyor. Kaçmak neyi için? Neyi kaçacaksın? Adam seni kendi gezegeninden görüyor neredesin sen. Yani böyle bir şey peki, yok. Peki Antarktika? Antarktika'da da tabii çalışmalar yaptılar. Şimdi halktan şöyle söylüyorsun. Hani ben biraz şeytanın avukatlığını yapayım. Şimdi hani uzaylılar işte bilmem nereden görüyorlar filan. Bu kanıtlar var mı? Yani ne için söylüyorsun? Ya bu işte alıkonma olayları ya da direkt temas ve iletişimlerde aktarılan bilgiler doğrultusunda baktığınız zaman. Evet. Ve bu da çok normal. Şöyle bakıyorsun Ertan'cığım. Yani teknolojik açıdan bugün biz bile uzayda bir uydudan karıncayı izleyebiliyorsak dünya teknolojisi olarak ki biz evrensel boyutta baktığında çok primat bir ırkız insanoğlu. Gelişmişlik anlamında evet, hem ruhsal gelişmişlik hem tabii, teknolojik bunu gelişmişlik. Bunu net kaynaklara değil bir teori olarak söylüyorsun teori, şu anda. Evet. Artı bilgi aktarımı. Evet. Yani temaslı olanların aktardı. Şimdi ışık hızını aşan farklı boyutlardan burada tabii ışık hızı dediğimiz zaman sınırlı, dünyanın dışında bir şey dışında konuşuyoruz. Dışında bir şey çok iyi evet, bir teknoloji konuşuyoruz. Dolayısıyla onların tabii ki burayı çok net detaylı
bizden çok daha iyi bilmeleri bizim tarihimizi çok normal. Bizi incelemeleri de, observe etmeleri de normal. Biz de yapıyoruz aynı şeyi. Tabii. Ne yapıyoruz? Mars'a gitmeye çalışıyoruz. Oraya uydular gönderiyoruz, inceliyoruz. Bu arada NASA'nın yeni açıkladığı, biliyorsun, Mars'ta bulunan organik moleküller, yapı taşlarını orada bir takım 8 milyar yıl öncesine dayanan hayatın olabilirliğini eskiden çok çok daha bu öncelerden olana, evet, hayat vardı. Hayat var tezini çok daha kuvvetlendirdi. Dolayısıyla bu anlamda bakmak lazım olaya. Çok bir araya girmem gerekiyor müsaadenizle. Cumhurbaşkanı Erdoğan Zeytinburnu'nda konuşuyor. Olur. Dönüyoruz sayın seyirciler. Kaldığımız yerden devam etmek üzere karşınızdayız değerli izleyiciler. UFO fenomenini konuşuyoruz bu akşam tarihçesiyle birlikte. Ve devletlerin ve bireysel temasların ışığında konuşuyoruz. Birazdan alıkoyulma olaylarının üzerinde duracağız. Çünkü birçok şeyin de göstergesi, yani açılımını yapacağız demek daha doğru olur değerli izleyiciler. Uzay araştırmacısı Aktan Akdoğan ve araştırmacı yazar Erhan Kolbaşı ile birlikteyiz. Bu arada sizler de bence UFO hashtag'i altında yoğun bir şekilde sorularınızı ve fikirlerinizi paylaşıyorsunuz. Takipteyim bir yandan. Teşekkürler katılımınız için. Evet. Devam edelim. Evet, şimdi alıkoymalardan bahsedeceğiz. Evet. Çok önemli. Muazzam bir süreç yürüyor. Perde arkasında medyaya yansımayan, ana akım medyada göremediğiniz inanılmaz bir süreç yürüyor. Niye göremiyoruz? Görmemeniz gerekiyor. Görmüyor, yansımıyor ve ilgilenmiyor diyeyim medya. Bu gündemde değil. Çünkü bambaşka konular var. Oraya odaklanmış durumda herkes. Şey vardı yani, herkes somut bir şey görmek istiyor. Yani bir UFO'nun işte bir yere inmesi ve içinden varlıklar çıkması meselesi, ama işler öyle değil. Çünkü bizimle aynı boyutta, aynı titreşim frekansında olmayan varlıklardan bahsediyoruz. Ve bu temaslar bizim üç boyutlu realitemizin dışında gerçekleşiyor. Bu bakımdan bunları çok fiziksel, somut verilerle ortaya koyabilmemiz çok zor. Biz burada başka metodolojiler kullanıyoruz. Onlardan bahsedeceğim. Ama ondan önce iki tane şey söylemek istiyorum. Daha önceki konumuzla bağlantılı konuştuğumuz konuyla dünyadaki teknolojik gelişmelere, evet, dünya dışı varlıkların katkısıyla bağlantılı çok önemli iki tane husus var. Bir tanesi, son zamanlarda ben üzerinde çok çalışıyorum bu konu. Temaslı, bireysel temas konusunun download meselesi diyorum ben. Evet. Nedir bu? İnsanlar bilgi çekmeye başladılar. Daha doğrusu insanların zihinlerine bir takım yayınlar gönderiyorlar. Yani yatıyor insanlar. Sabah kalktığında bir takım çok ileri kozmolojik, işte teknolojik bilgilerle, bilimsel verilerle kalkıyor. Şey, hiç alakası olmayan bir insan. Yani bilim insanı değil. Bu konularla hiç ilgilenmemiş birisi. Müthiş verilerle uyanıyoruz ama. Buna çok karşılaşmaya başladık son zamanlarda. Ben buna download diyorum. Yani bu bir yükleme yapılıyor. Yükleme yapılıyor. Zihinlere teknolojik bilgiler aktarılıyor. İlk anda hatırlamıyor bu insanlar bu verileri. Fakat daha sonra zamanı geldiğinde bunu hatırlayacakları söyleniyor. Adeta şöyle bir şey. Bir zip dosyası düşünün. Evet. Hani yükleniyor, açılmadan bekliyor. Bir şey tetikleyecek ileriki dönemlerde, ki dünya bir noktaya doğru gidiyor, büyük bir değişime doğru. Ve görevler belirleniyor şu anda. Çok enteresandır. Bunu dünyanın değişimiyle geçireceği, o muazzam değişimle anlatabiliriz ancak. O noktada bir anda bu insanların zihinlerindeki zip dosyaları açılacak. Bir kısım insanın hatırlıyor bunları. Şimdi bazı buluşlar yapmaya başladılar. Çocukları çok kullanıyorlar bu işte. Çocuklara bilgi yüklemesi yapılıyor. Çocuklar... Oraya bir virgül koyalım müsaadenizle Erhan Bey. Araya gitmemiz lazım. Tamam. Özellikle çocuklar dediğimiz çok daha değişik, dikkat çekici bir hal almaya başladı. Bambaşka bir süreç var, onu anlatalım. Buradan devam edeceğiz. Kısa bir ara efendim. Efendim, kısa aranın ardından kayıt dışına devam ediyoruz. UFO gerçeklerini konuşuyoruz bu akşam. Haktan Akdoğan ve Erhan Kolbaşı ile birlikteyiz. Kozmik dokunuş ve
Galaktik Diplomasi kitaplarından armağan etmek istiyoruz. Kayıt dışı sorusu soran 5 izleyicimize Erhan Kolbaşı imzasıyla etiketimizi hatırlatalım. Bence UFO. Yorumlarınız var. Devam ediyoruz. Sadece çok uzatmayacağım. Takip ettiğimizi göstermek için bazılarını okuyacağım. Dikkat çekici güzel tweetler var. Sağ olunuz, var olunuz. Çok ilgilisiniz bu konuyla gerçekten. Diyor ki Hakan Ubay, bence UFO hashtag ile anlattıklarınız ışığında dünya ve insanlar bu gelişmiş varlıkların laboratuvarı gibi duruyor diyor. Ve benim de merak ettiğim bir soru, samimiyetle söylüyorum. Hüseyin Bayraktar sormuş. Bence UFO sorar mısınız? Acaba UFO araştırması yaparken hiç olağanüstü bir olay ya da bir temas gerçekleştirdiler mi? Bu çok bence akla gelmesi, şaşırılmaması gereken bir soru. Benim bile siz konuşurken acaba olağan dışı, şaşırtıcı bir deneyimleri oldu mu diye düşünmedim değil. Yani şöyle söyleyeyim, olup olmayla ilgili çalışmalarda birçok çarpıcı olayla karşılaşıyoruz. Çünkü araya giriyorum. Anlattıklarınızdan artık alıkonmanın Hollywood'un böyle küçükken ziyaretçiler gibi beynimizi yıkadığı gibi ışınlanmayla olmadığını anlamış bulunduk. Şimdi, o yüzden o kısmı soruyorum. Var ama o işin çok şey kısmı, yani alfabesi diyelim. Yani iş bambaşka. Amaçları, hedefleri çok bambaşka yönlere götürecek dünya. Yani kitlesel bir şey var. Ben tek tek birkaç kişinin alınması meselesinden bahsetmiyoruz. Çok büyük çaplı bir operasyondan, bir kozmik operasyondan bahsediyoruz. Çok muazzam bir süreçten bahsediyoruz. Yani birçok insan hayatlarına dokunmaya başladılar ve inanılmaz bir hızda artıyor bu süreç. Ne demek istiyorsun? Biz artık bu alıkonma vakalarının vakalarına yetişemez hale geldik. İnanın. O kadar çok vaka geliyor ki elimize. Özellikle süreç o kadar arttı ki. Evet, çocuklar çok önemli. Çocuklarla temaslara çok daha sık rastlamaya başladık. Çocukların uyku sırasında alındığını görüyoruz. Bakın, bu bir korku yaratmasın. Burada başka bir şey var. Çocuklar şundan bahsediyor. Çevremde o kadar çok var ki, aktan da biliyor. Birçok anne baba başvuruyor bize. Benim çocuk 4-5 yaşında, 4 veya 5 yaşında, o yaşlarda başlıyor. Sabah kalktığında enteresan şeyler söylemeye başladı diyorlar. Gece kendilerini alan ışıklı gemilerden bahsediyorlar. Kendileriyle oynayan abiler, ablalar, teyzelerden bahsediyorlar. Kendi zihinlerinde, yani çocuk zihni nasıl anlatabilir size? İşte bu şekilde anlatıyor. Bir takım ileri kozmik evrensel bilgilerden bahsediyorlar. Farklı dillerde konuşmaya başladılar. Çizimler yani yapıyorlar. Yani anlatımlarında ortak noktalar tabii, var. Tabii. Anlatımlarında ortak noktalar var. Bizim metodolojimiz bu. Tekrarlayan ve doğrulayan veriler. Evet. Ve çok önemli bir şey var. Bakın, çok yeni bir konu bu. Bir okuldan bahsediyorlar. Bunu yetişkinler de söylüyor, çocuklar da söylüyor. Gece yani uyku sırasında, işte beyin teta düz frekansındayken gemiye alınıp bir okulda eğitim gördüklerinden bahsediyor. 4 yaşındaki çocuktan bahsediyorum. Yani hatta 3 yaşındaki çocuklardan bahsediyorum. Çocuklar dediğin sayı kaçtır? Sayıyı dünya genelinde yüz binlerdir ama Türkiye'de de yüzlerce var. Sadece Türkiye'de, dünyanın her yerinden bu bilgiler geliyor artık. Kalktıklarında farklı dillerle konuşuyorlar. Evrensel dil olduğunu söylüyor çocuklar. Ve şunu söylüyor annesine babasına. Ben diyor okulda diyor gemilerde öğrendiğinden daha az şey öğreniyorum diyor. Gemide daha çok şey öğreniyorum diyor. Orayı gemi olarak. Bunu söyleyen bir iki çocuk değil, inanın. O kadar sıklaştık ki bu süreç. Bir okul var. Batı terminolojisinde secret school diye geçer bu. Çok yeni bir kavram. Ve Türkiye'de de çok karşılaşmaya başladık. Yetişkinler de aynı şeyi söylüyor. Ben bir okulda görüyorum kendimi. Gece alınıyor. Yani onu o okulda bir eğitim görüyor. Kendisine bir takım ileri bilgiler aktarılıyor. Sabah uyandığında kısmen hatırlıyor bunu. Sonra biz tabii bunu rüya olarak algılıyor ama biz regresyon çalışmalarında, bilinçaltı çalışmalarında bunu ortaya çıkarıyoruz. Sonra başka bir süreç var. Bizim de regresyonlarda karşılaştığımız bir şey. Sordunuz ya olağanüstü neler var diye bazı yaşam. Bize de o bilinçaltı çalışmalarında varlıklar bazı bilgiler aktarmaya başladılar. Sizin deneyim, böyle deneyimleriniz örneğin, var. Evet. Çok önemli tedavi yöntemleri gelmeye başladı. Kanla ilgili. Bir şeyi denedik biz. Bir varlıkların müdahalesiyle bir anda kandaki al yuvar sayısı 5 dakika içerisinde inanılmaz sayıda yükseldi.
Ne diyorsun? Nasıl bir şey oldu? Doktorlar nezdinde bu yapıl, hastanede denendi bu. Varlıkların aktardığı bir enerjiyle diyeyim, bizim regresyon uzmanımızın aracılığıyla söylendi bu bize, böyle bir şeyi planladıkları. Hastaneye gidildi ve bu orada denendi. Doktorlar şaşkına döndüler. Bir kişiden iki ayrı kan alındı. Ona izah etmen lazım. Hmm. Yani 5-10 dakika arayla. Evet, bir kişiden bir tanesindeki iki tüp kan alınıyor. Evet, sen detayını. İlk tüp müdahale edilmeden varlıklar tarafından laboratuvara gönderiliyor. İkinci tüp 5 dakika müdahale ediliyor varlıklar aracılığıyla ve aynı kişinin kanı 5 dakika arayla. Amiler sayısı yükselmişti. Ama inanılmaz bir yükseliş. Literatürde olmayan bir yükseliş. Varlıklar arası, varlıklar buna müdahale etti diyorsun ya. Nereden anladık orada buna? Ne oluyor? Orada bir regresyonda bir transa geçme olayı, bir enerji. Burada bizim gözle görülecek şey değil. Yani infrared ışınlar gibi. Farklı frekansta dalga boyları gönderip oradaki kandaki molekül yapısına müdahale edip bir transformasyon yok yapılıyor. Şunu anlamadım. Anladım. Bir şekilde sonra bir hemen fiziki olarak bir şekilde değiştiriyor. Yani bunun kimin nasıl değiştirdiğini veya öyle bir eylemin olduğunu nasıl anlıyor insanlar? Çünkü regresyona sokan hipnoterapist orada. Veya da onun dünya dışı varlıklardan geldiğini nasıl anlıyor? İletişim var o anda. O anda şimdi onu anlatın işte tabii bize. Tabii, şimdi ben biliyorum. Yani siz çok iyi bildiğiniz için izleyiciye aktaralım. Yani tabii oradaki şimdi, o şeyi anlatın. O çalışma sırasında işlemi anlatın. Evet. Şimdi temasçı transa girdikten sonra bir hipnoz süreci gibi bir şey değil mi? Evet. Hipnoz süreci gibi düşünün. Yarın belli bir enerji uygun alanına giriyor. Evet. Belli bir titreşime yükseliyor ve o an kendisini gemide buluyor zaten. Eş zamanlı bir durumdan bahsediyoruz. Hani bir sene önce yaşadığı bir olayı orada eş zamanlı olarak tekrarlaşıyor. Kendisini gemide buluyor. Ve hatta gemilerin içi çok soğuk. Hep anlatırlar. Temasçılar ve izleyicilerimiz kitapta da görecekler. Bir anda bedeni soğuyor. Evet. Biz onu görüyoruz. Onu görüyoruz o anda. Böyle kilitleniyor. Evet. Zaman zaman varlıklar bizimle o noktada temasa geçiyorlar. O temasçı aracılığıyla bir soru cevap şeklinde bir takım iletişimimizde bir bilgi aktarımı da olabiliyor. Sorularınızı fantastik gelecek insanlar ama o kadar çok karşılaştığımız ve yaptığımız gözlüğü bir şey. Gözlüğü atıyor 5 dakika sonra transtan. Yani gözümüzün önünde inanılmaz şifa olaylarına rastladık. Tabii gözleri iyileşiyor, bir daha gözlük kullanmayacaklar. Sonra müdahale ediyor. Bu çok daha ilerisiyle de karşılaştık. Yani tamamen görmeyen gözün altında görür hale geldiği bir vakada oldu yanımızda. 30 saniye içerisinde orada müdahale edildi. Bu nerede? Üzerine Türkiye'de mi gerçekleşti? Biz yapıyoruz bunu. Evet. Biz yapıyoruz. Ama bir yanlış anlama şey yapmak ediyor, lazım. Kaçınmak lazım. Şöyle bir şey. Bunu mutlaka söylememiz gerekiyor. Bunu şöyle anlamasın izleyicilerimiz. Yani dünya dışı varlıklar herkese şifa dağıtıyor anlamında. Tabii. Bir şey çıkmasın ortaya. Açık bir hale bize bazı örneklemeler yapıyorlar. Bakın siz eğer belli bir bilinç düzeyine yükselirseniz biz size bu tür tıbbi teknolojileri aktaracağız. Ama bunu pozitif yönde ve insanlığın bütünün aydına kullanabilecek bir bilinç düzeyi ve bir etik düzey sergilemeniz gerekiyor. Bu mesajı aktarıyorlar bize bu örneklemelerle. Yoksa amaçları şu an itibariyle bütün hastalıkları en azından şu an itibariyle bütün hastalıkları yok etmek değil. Belki ileride olacak bu. Ama bu bizim liyakatimize bağlı bir şey. Bunları görüyoruz çalışmalarda. Yalnız nasıl bir teknoloji söz konusu? Bunu tasavvur etmekte zorlanıyorum şu an gerçekten. Evet. Şimdi çok sorulan bir soru. Bunlar bahsettiğimiz 3 harfli yaratıklar mıdır, değil midir? Hep sorulacak, önümüze gelecek. Onu bir çok kısa bir anlatalım. Bir de bahsettiğimiz işlerin, yani bahsettiğimiz semavi dinler veya herhangi bir dinle, o biraz da bu konulardan söylerseniz izleyiciler. Ya şimdi 3 harfli tabii şimdi farklı. Şimdi evreni şöyle görmek lazım. Birçok varoluş katmanı var. Biz fiziksel bedene sahip gibi gözüksekse bizi gözükmüş olmamıza rağmen enerjinin en katı hali bu madde. Ama
baktığımız zaman bizim vücudumuz da atomlardan oluşuyor. Yani organlar hücrelerden oluşuyor, hücre molekülden, molekül atomlardan. Aslında biz de bir enerji partikülüyüz. Hı hı. Dolayısıyla bazı varlıklar artık hiçbir organik bedene gerek duymadan enerji olarak tekamül ediyor, evrimsel süreçlerini geçiriyor. Cinler dediğimizde daha çok yine farklı boyutlarda yaşayan varlık türleri, ama bizim boyutumuzda hiçbir şekilde holografik görüntünün haricinde fiziksel olarak görünemezler. Yani dokunamazsınız. Bir enkaz parçası ele geçiremezsin. Şimdi Roswell'le bir örnekleme yaptık ya, en bilinen diye söylüyorum. Evet. Aslında 15-20 tane UFO kazası oldu. Ele geçen materyaller var. Uzaylılar var. Dediğimiz dünya dışı varlıklar. Otopsiler yapılıyor. Onların analizleri yapılıyor. Dolayısıyla cin dediğimiz varlıkları böyle bir şey yapamazsınız. Bunları ayırmak lazım. Tabii ki kutsal kitaplarda geçen, Kur'an'da da cin, melek, gökteki diğer şuurlu varlıklar dediğimiz zeki varlıklar olup farklı gezegen sistemlerinde ya da varoluş katmanlarında evrimsel süreçlerini geçiren biyolojik varlıklar da var. Yarı eterik, yarı fiziksel bedene sahip varlıklar da var. Dolayısıyla bu varoluş şeyini bir boyutla sınırlamak lazım. Çok boyutlu evrenin içindeyiz. Sonsuz sayıda uygarlıklar var, sonsuz sayıda boyutlar var, sonsuz sayıda da evrenler var. Dolayısıyla bunu sadece cin, melek kavramı, melek de zaten aslında enerjitik varlıklar, sınırlamamak lazım. Bizler gibi farklı gezegen sistemlerinde yaşayan biyolojik varlıklar da var. Ama cinlerden bunu ayırmak lazım. Çünkü elde çok somut, dokunabildiğimiz, analiz yapabildiğimiz araçlar var. Otopsilerin yapıldığı varlık türleri var. Dolayısıyla bunlar cin kesinlikle ayırmamız değil. Lazım. Bunu net ayırmamız lazım. Tamam. Şimdi bunu niye platforma yatırdık? Şimdi ayırdığımız şeyi görsünler, izleyici ona göre ne anlattığımızı anlasınlar. Tabii onun için. Şimdi oradan devam etmek temas lazım. Temas meseleleri çok kompleks meseleler. Yani işte cin öyküleri elbette eterik planda, başka titreşim boyutlarında varlıklar varken, yani her yeri aktığımda dediğim işte varlıklarla dolu, ama alıkonma öykülerinin içeriği çok karmaşık. Ve bu kadar karmaşık öyküleri bu kadar çok sayıda insanın ortak ifadelerle anlatması dünya tarihinde benzeri görülmemiş bir şeydir. Yani burada aslında buluşma noktası, yani ortak küme, hikayelerin hepsinin aynı olması. Doğru mu? Benzerliği. Evet. Ve değişik sosyokültürler çıtadan insanlar. Yani background'ına baktığında bu bir mühendis de olabiliyor, bir senatör de olabiliyor, bir çiftçi de olabiliyor. Bir çocuk da oluyor. Bir çocuk da olabiliyor. Ki çocukların farklı din, mezhep, ırk ve hatta uzay gemilerinde farklı dünyalı ırkları da görüyorlar. Onlardan peki da bahsediyor. Ortak bir amaç çıkarımı yapabiliyor muyuz bu? Yani neden? Genetik çalışma da olabilir ki büyük ihtimal var. Genetik çalışma bir MLS programı var. Ondan da bahsedelim. Sen girişten sonra. Evet, bir genetik çalışma var aklının dediği gibi. İnsan genetiği üzerinde oynuyorlar ve biz yeni insanın oluştuğunu düşünüyoruz artık. Hani yeni Adem ve Havalar diyelim. Beden prototipleri oluşuyor. Çünkü dünya muazzam bir enerji alanına girmiş durumda ve bu mevcut bedenlerimiz artık bu enerji alanını kaldıramayacak bir süre sonra. Çok kısa bir süre sonra dünyadaki bu enerji değişimini daha yoğun hissedeceğiz. Bunu ben şuna benzetiyorum. Cep telefonlarımız işte, evet, sürekli yeni software'lar, yeni app'ler yüklemek zorundayız ama telefonların kapasitesi kaldırmıyor yeni programları. Dolayısıyla bu telefonu bedenlerimiz olarak düşünelim. Ruhsal yapımızı da bu aplikasyonlar olarak düşünelim. Bu aplikasyonlar geliştikçe bu telefonlar bunu kaldırmıyor. Dolayısıyla bir takım yama programlar yüklenmesi gerekiyor. Onu yapıyorlar dünya dışı varlıklar. Yani bir genetik upgrade, bir yeni sürüm. Bu dünyanın geçmişinde her dönemde yapılmış müdahaleler var genetiğimize. Yeni beden türleri üretildi. Her dönemin, her devrenin Adem ve Havaları var. Bunlar prototip bedenlerdir. Şimdi yeni bir prototip ortaya çıkıyor. Yeni dünyanın yeni bedenleri bu olacak. Bu bedenlerin kapasitesi çok yüksek olacak. Psişik gücü yüksek olacak. Boyutsal farkındalığı yüksek olacak. Yani farklı boyutlarda aynı anda deneyim yapabilecek. Duygu hayatı algılar yeni bedenler ortaya çıkıyor. Onu söylemek gerekiyor. Ama bana göre, ki benim en çok üzerinde durduğum, alıkonma olaylarının en önemli hedefi dünyada bilinç yükselişi. Bilinç yükselişini ve genel titreşimi yükseltmek.
Şöyle açıklıyorum onu da bir örnekle. Ama burada bir terslik yok mu ya? Yani bilinç yükselişi olumlu olması lazım. Olumlu. Ama zaten şöyle bir şey var. Yani dünyanın geneline baktığımız zaman büyük bir kaos var. Yani şimdi bunu tam bir oturtalım. Yani şimdi tamam. Niye söyledim bunu? Ben bugün biraz şeytanın avukatlığı yapacağım. Tabii ki. Sen ya yani bu konuyla yani bu konulara ne kadar ilgili olduğumu herkes biliyor. Şimdi bu çok önemli bir soru. Bunu şey yani şimdi sokağa hala çıktığımız zaman savaşı hala para savaşı değil mi? Yani şimdi tabii yani bir de şu soruyu sormak istiyorum. Bunu da isterseniz kafanıza atın. Şimdi küresel bir dünya savaşı var. Kimle arasında? Parayla silah arasında. Yani buna biz işte 5 ok dediğimiz Rothschild tarafı, bu tarafta da Pentagon dediğimiz 1733 yani daha çok Masonik yapı arasında büyük bir kavga var. Biliyoruz ki 51. bölgeyi oluşturan sistem Amerika'nın Masonik tarafı. Yani devletin kendisi, işte güçlü devlet, derin devlet ne derseniz. Bu tarafın elinde ne var? Bir de soru şu, aynı sorunun devamı. Tamam. Şey, bunların elinde farklı acaba dünya dışı varlıklar var mı? Peki bu kadar bilinç yükseliyorsa Beyza'nın biraz önce söylediği tamamıyla doğru. Bu kadar kaos niye var? Biz de, evet, lütfen. Biz de şunu söylüyoruz. Bilinç yükseldiği zaman dünyanın titreşimiyle eş zamanlı olarak paralel olarak bu bilinç yükseldiği zaman o bahsettiğimiz negatif yapılar, o klasik yapılar yavaş yavaş çökecek. Gözlerimiz önünde dağılacak. Bakın çok az kaldı. O dejenerasyonu yaşıyoruz zaten. Evet. Yani dibe vuruyor. Çok az kaldı ne demek? Çok az kaldı demek belli bir tarih söylemiyoruz. Söyleyemeyiz zaten. O haddimiz değil. Ama bu dünyanın titreşiminin yükselmesi durumunda o yapılar barınamayacak. Onlar çünkü düşük titreşime, düşük vibrasyona ait yapılar. Şimdi burada yani bu frekans olayını ve enerji alanını da açıklamak lazım. NASA'nın da bu konuda yüksek frekanslı elektronlar içeren ışın bombardımanı altındayız diye açıklamaları var. Yani baktığımız zaman dış uzaydan gelen güneş sistemimizin içine girdiği bir enerji alanı var. Buna biz foton kuşağı diyoruz. Bir vibrasyon geliyor, yeni bir titreşim. Çünkü evrenin her şeyi bir dalga boyudur. Her şey bir titreşim ve rezonanstır. Bunu algılamamız lazım. Nur, nurdan yaratıldığımız Kur'an'da da geçer. Nur bir ışıktır, enerjidir, özümüz odur. Maddeyle sınırlamayın. Yani şu giydiğimiz üzerimize bedenler, üzerimize giydiğimiz kıyafetlerdir. Özümüz ruhtur. Ruh da tekamül eder. Bravo. Dolayısıyla biz farklı boyutlara evrilirken yeni bir kozmik enerji alanına giriyoruz. Çünkü bizim güneş sistemimiz bütün yani güneş ve 9 gezegen ve bir gezegenimiz daha arkada saatte 60-70 bin kilometre hızla başka bir merkezi güneşin etrafında hareket ediyor. O başka bir merkezi güneş. Derken ana Samanyolu spiral dönüyor ya. O Samanyolu da başka bir ana merkezi güneş birçok Samanyolu'yla. Böyle böyle kaynağa doğru gidiyoruz. İnanılmaz bir sürecin içindeyiz. Şimdi bu bahsettiği, Erhan'ın bahsettiği bu olay 26 bin yıllık sikluslar içinde Pleiades'in Alkyon diye bir merkezi güneşi var. Onun etrafındaki döngümüzü tam dik açıyla kesişeceğimiz bir bölgeye giriyoruz. Dolayısıyla vibrasyon yükselirken insanlarda da bu ayarlamalar yapılıyor. Ve baktığımız zaman Ertan senin söylediğin ekonomik savaş dünyada niye bunlar oluyor? Niye bunlar arttı? İşte bu yüzden arttı. Niye metafizik konular arttı? Niye sen komplo teorilerinden bahsediyorsun? Niye bu programlar çok izleniyor tüm dünyada? Niye bu tür belgeseller yapıyor? Sadece UFO'lar uzaylılar değil. Metafizik kavramlar, kuantum, enerji sistemleri bunların hepsinin sebebi bu. Bakın bütün bu dünyayı yöneten hakim paradigmanın 3 ana kurumu vardır. Birisi politik sistemlerdir. Birisi dinin yozlaşmış halidir. Dinin özünden bahsetmiyorum. Dini rant haline getirilmesi dünyada Vatikan olsun, diğer bütün her sistemler olsun. Bravo. Üçüncüsü kapitalist sistemdir ve enerji kaynakları. Bunların hepsi dip yapıyor artık. İnsanları, yani dünyaya baktığınızda bu üç mekanizma yönetiyor ama bu üç mekanizma yönetemediği için de dünya bu durumda. Senin dediğine geliyorum. Dolayısıyla bu dejenerasyonun dibine doğru gidiyoruz ki rejenerasyon başlasın. Dibe vuracağız, çıkacağız. Bu bir seleksiyon ve eleksiyon dönemi. Dolayısıyla bu anlamda bu süreç içinde kozmik dostlarımızda gelmeleri, bu konuların deşifre olması, Elon Musk gibi adamların, bütün bunların televizyona, Bob Bigala gibi adamların, önemli işte To The Stars akademilerin çıkıp bu kadar önemli kariyerli insanların bu konuda ciddi çalışmalar yapmasının sebebi bu. Süreç çok uzun. Tabii. Yani alıkonma süreciyle de bunu yönetiyorlar.
bir plan var, kozmik plan var. Bu bir tesadüfi ya da turistik seyahat değil buraya gelmeleri. Biz o kozmik planın hepimiz içindeyiz. Buradaki her şey aslında programdır, bir yazılımdır. Sanal bir simülasyonun içindeyiz biz. Çünkü atomun artık %99.9 boşluktan olduğu ispatlandı. Her şey atom ama boşluk. Dolayısıyla bir holografik görüntü. Kara maddeden. Simülasyondan evet. Yani bu artificial intelligence konuları çok öne geldi ya. Mesela Sophia diye bir evet şey biz çıktı. De kayıt dışı sık evet. Sık gösteriyoruz Sophia'yı. Biz de Sophia'yız zaten. Biz neyiz ki? Etten robotuz. Ama bizim ruhumuz var. Üzerimize giydiğimiz beden robot. Bir program, yazılım bu upgrade ediliyor. Dolayısıyla biz bir kozmik bilincin yansıması ve parçasıyız. Duygularımız da var ve ruhumuz var. Ama bedenimiz tamamen programlanmış bir organik yapıdır. Tamamen DNA'larla, genetik bilimciler tarafı. Bu teknolojinin geldiği bir süreçtir. Bakın biz bugün dünya bilimi kök hücreden organ üretiyor değil mi? Evet. Düşün bu 10 bin yıl sonra genetik bilim ne hale gelecek? Biz de hayat olmayan gezegenlerde, fiziksel hayat olmayan gezegenlerde... NASA'nın yapmış olduğu yeni teknoloji oraya göre insan modeli oluşturmak. Ama yaratıcının bize verdiği materyalleri kullanarak biz yoktan bir şeyi var etmeyeceğiz. Bu bedeni var etmek Tanrı yaşayıp koşmak değil. Bu tamamen safsatı. Genetik bir şey yok. Bu genetik bir bilimin sonucu geleceğin nokta. Bir android beden üretiyorsun ama onun içine giren ruh tekamül ediyor. O nereden geliyor? İşte o yaratıcı kaynaktan, yaradandan, Allah-u Teala'dan geliyor. Dolayısıyla onun evrim geçirmesi için bir bedene ihtiyacı. Biz bedenleri, öyle gelişmiş teknolojileri var ki, etten robot üretiyor. Bu kadar basittir hadise. Bu örgü artık zaten intelligent design diye yeni bir kavram var. Okullarda okutuluyor bu. Bu işte bahsettiğimiz robottan üremeyi de açıklıyor o zaman. Tabii. Şimdi aslında süreç çok hızlanıyor. Şöyle bakmamız lazım. Burada izleyicilerimize çok teşekkürler. Piramidal, TT yaptılar evet, biz erkenden. Piramidal bir büyüme var dünyada. Teknolojik büyüme var. Şimdi buradan anlaşılıyor ki hani noktaları koyarak gidelim konuları değiştirmek için. Belli ki böyle bir iddia var burada. Diyorlar ki dünyaya bir şekilde dış uzaydan zeki varlıklar dünyanın gelişimi için zıplama tahtaları oluşturdu. Bravo. Dünyadaki teknolojik gelişmeler, sosyokültürel gelişmelerin hepsi dış uzaydan bir şekilde kurgulanmış bir veridir. Bu veri üzerine de bir şeyleri hareket ettiriyorlar. Doğru mu söyledim? Doğru. Şimdi, ama bir şey eklemek evet, lazım lütfen. Efendim ona. Az önceki soru ortada kalmasın, yarım kalmasın. Hani dünyanın bilincine, bilinç yükselişine nasıl katkıda bulunuyorlar sorusunu da cevaplamak lazım bundan önce. Bunu nasıl anlıyoruz biz? Neden böyle bir kanıya vardık? Çünkü temas ettikleri insanlarda büyük bir değişim görüyoruz biz. Müthiş bir spiritüel transformasyon, ruhsal değişim yaşıyorlar. Olağanüstü. Yani hızlandırılmış eğitim bu. Eski inisiyasyonlarda yaşanan o müthiş değişimler vardır. Anladım. Biliyorsun Mısır piramitlerinde yapılan işte duyu dışı algılar açılıyor. Evet. Fizik algıları yükseliyor. Hepsi inanılmaz varoluş bilincine, bütünsel varoluş bilincine yükseliyorlar. Doğaya çok saygılı. Çevreci oluyorlar. Etraflarına, bütün varoluşa, bütün canlılara saygı duymaya başlıyorlar. Şifa aktarmaya başlıyorlar. Müthiş bir değişim yapıyorlar. Hepsinde ortak olarak gördüğümüz bu. Yüzlerce, binlerce artık temasçı var bizim sürekli görüştüğümüz. Sadece Türkiye'den bahsediyorum. Dünyada sayıyı tahmin dahi edemiyoruz. Belki yarım milyar. Farklı bölgelerinden de hani hep UFO'ların gördüğü yer, dünyanın belli ülkeleri konuşulur ya. Burası için bir lokasyon var mı? Yok, Türkiye'nin her yerinden. Her yerinden. Yaş grubu da genel, yani yelpaze geniş. Evet. Ben şu alıkoyma konusunda bir şey söylemek istiyorum. Şimdi çok önemli bir tecrübe yaşadım ben. Burada da göstermek istiyorum. Buket de ekrana da verebilirse. Hani benim kendi bir afiş. Bu afiş Fire in the Sky diye bir hem kitabın hem de Hollywood yapımı bir filmin kendisi. Bu Hak'tan benle tanıştırmıştı. Aynı zamanda 2008 yılında program da yapmıştım kendisiyle. Travis Walton'ın alıkoyma hikayesiyle ilgiliydi.
kitabı da burada. İzleyiciler isterlerse herhalde işte Amazon'dan sipariş edebilirler. Şimdi olay şöyle. Gerçekten alıkoyma var mıdır? Şimdi ben de biraz şey yapmak istiyorum, netleştirmek istiyorum. Evet. Travis Walton'la tanıştığımda şöyle ruhu çok yoktu. Yani gözleri boşa bakan bir adamla tanıştım ben. Kendisi çok efendi, eşiyle birlikte işte birlikte yemek yedik, sohbetler ettik. Dedim ki nasıl oldu bu iş? Dedi ki işte ben oduncuyum. Yani hikayeyi bilmeyenler için hızlı anlatıyorum. Ben oduncuyum. Şeyi de geçerken, evet, Travis Walton'un kendisi buket ekrana da verdi. İşte ormana gittik. Odun keserken işte bir anda gökyüzünde bir şeyler oldu. Işıklar falan çıktı. Bütün diğer beş arkadaşım kaçtı. Ben de meraklı bir adamım. Gittim ona. Bu arada dedi bir şeyler oldu. Ne olduğunu bilmiyorum. Diğer arkadaşları kaçıyor. Travis Walton'u uzun bir süre bulamıyorlar. Beyza ne kadar 5 gün süresince yok ortalıkta. Hı-hı. Kız kardeşi filan işte araştırıyorlar filan. Bir de adamları suçluyorlar diğer arkadaşları. Polisler, çünkü öldürüldü diye, onlar öldürdü gömdü diye araştırıyorlar. Onun için bunu alıyorlar arkadaşlarını. İşte yalan makinesine sokuyorlar. Tüm yalan makinesinden geçiyor arkadaşları. O ışığı gördüklerine evet. dair aynı hareketi. Tabii. Aynı hareketi gördüler diye anlatıyor işte polise, diyor ki polis şefine. Vallahi diyor bir şey yok işte, biz buradan geçerken yukarıdan bir şey geldi, Travis'i aldılar götürdüler filan. Şimdi bu tabii bir Hollywood filmi gibi. Hı-hı. Daha sonra Travis bir şekilde bulunuyor. Kendi bulunduğu gibi. Zaman şimdi ilginç olan burası. Bulunma değil ama 5 gün sonra kendi onu yani bırakıyorlar. Kendi bırakıyorlar. 1-2 saat geçti zannediyor. Yolda 5 gün geçmiş. 5 gün geçmiş. Ve alındığı yerden çok daha farklı bir yerde bulunuyor. Karayolun hani, üzerinde. Karayolunda telefon, köşeli telefondan arıyor ailesini, gelip alıyorlar. Yani şimdi ben bunu niye anlatıyorum? Gün. Şimdi bu da bir hikayeye kadar olabilir buraya kadar. Fakat Travis dedi ki bana, yani bu dedi bütün kayıtlarda var. Beni dedi 9 kere yalan makinesine soktular. Daha çok da diyor çok hani sokmuş. Söylemek istemiyorum hani çok. Polis kendisi sokuyor. Tamam dünyada. Yani, 9 kere yalan makinesinden geçtim diyor. Şimdi yalan makinesinden geçmek milyonda bir ihtimal olabiliyor. Onun için ne olmanız lazım? Çocukluğunuzdan beri işte CIA ajanı olmanız lazım. Veyahut da hani gizli lazım. Örgüt tabii. Elemanı olmanız lazım. Yetiştirilmeniz lazım. Yani bu adam bir oduncu yani. He. Şimdi işte bunları inanmak da o beş arkadaşı da geçiyor. Beş arkadaşı da geçti daha önce. Yani beş arkadaşı da iki kere sokuluyor yalan makinesine. Kendi de 9 kere. Hı-hı. Yani bunun olması milyarda bir bile ihtimal değil. Bu kadar çoklu tanık gemiyi görüyorlar. Ağaçların üzerinde yangın var zannediyorlar. Bir trakla odun kesmeden dönüyorlar bunlar 6 kişi. Ortak bir mavi ışık meselesi vardır anlatımlarda. Bu olayda da geçiyor mu bu? Ya bu işte ışıklar. Yangın var zannedip ormana giriyorlar. Bir bakıyorlar bir gemi havada pırıl pırıl dönüyor. Işıklar saçıyor. Şimdi ben Travis'le tanışmadan önce Fire in the Sky. Yani gökyüzündeki ateş diye isterseniz. Biraz kötü işlenmiş. Tabii. Travis de dava etti. Çünkü dedi ki. Yani yine bir magazinelleştirme çabuk. Ama çok normal. Hollywood'u da şöyle yapmak lazım. Hollywood da para kazanmaya çalışıyor normal. Vardı, şimdi fakat burada şu önemli. Travis'e sordum ne gördünüz? Bakın tam onun ağzından söylüyorum. 1,5 metre boyunda beyaz tenli, kafaları büyük, gözleri ve burunları küçük canlılarla karşılaştım diyor. Onlar beni alıkoydular ve diyor üzerimde işte bir şekilde deneyler yaptıklarını fark ettim. Ben diyor çok az bir vakit geçtiğini sandım. Meğerse 5 gün geçmiş. Şimdi bakın ben komplo teorisiyim. Her şeye şeyli bakarım yani şüpheli bakarım. Şimdi yapılan iş 9 kere yalan testinden geçmek makineden. Bu milyarda bire gitti şimdi. Hı-hı. Milyonda bir değil. Milyarda bir 9 taneden geçebilmesi. Bir tane oduncu. Şimdi birebir adamı da gördüğüm için ve Hak'tan işte tanıştırmıştı. O yemek de yedirmiştik. Dediğim gibi şimdi bir anda şeyi fark etmeye başladık. Demek ki bir alıkoyma diye bir olay var. Bir de regresyon şimdi, yapıldığında Erhan'cığım yani bilinçaltına indiğinde o kayıtlar ortaya çıkıyor. Çok detaylı her şeyi anlatıyor ve orada yalan söylemesine imkan yok. Çünkü dip transa geçip oradaki bütün anı tekrar detaylı anlatıyor. Dolayısıyla orada mesela ilk
bir bölümde uyandığında senin bahsettiğin 1,5 metrelik iri gözlü varlıklar, bu arkada gördüğümüz varlık, bireyler dediğimiz, o büyük bir telaşla sedye gibi bir şeyden korkarak iniyor. Fark ettiği anda varlıklar dışarı çıkıyor kapıdan, kapı gibi bir şey var. Sonra o koridordan uzay gemisinin içinde başka bir bölüme giriyor. Korkuyor, kaçmaya çalışıyor. Orada insanımsı iki varlık geliyor bu sefer. Bir kadın, bir erkek. Bize benziyor. Cinsiyetleri de var. Cinsiyetleri de var. Evet. Onun yanına geliyorlar. Hatta bir screen gibi böyle bir şey görüyor odada. Yanına gelip onu, ekran, yanına gelip onu paralize ediyorlar. Ondan sonra bilincini kaybediyor. Uyandığında zaten kendini yolda buluyor. 5 gün geçmiş oluyor. Şimdi Travis olayı Ertan'ın anlattığı çok önemli. Çünkü alıkonma olaylarında genelde uyku halindeyken, yani mesela eşinizle yatıyorsunuz. Neden böyle yapıyor? Travmayı azaltmak için. Çünkü kolay bir... Kolay değil. Kolay uyku halinde çok... siz bir rüya görüyor zannediyorsunuz. Yanınızda eşiniz paralize ediliyor. Siz halbuki orada bir işlemden geçiyorsunuz. Bu vaka çoklu tanıklı, şahitli ve Ertan'ın dediği gibi birçok bilimsel datalardan ve skeptik çevrelerce, çünkü ilk başta Travis yok, o 5 kişi Travis'i bir ışık yüzmesi gemiden atılıyor, göğsüne çarpıyor, 2 metre uçuyor havaya ormanda, arkadaşları panik oluyor trağın içinde, bırakıp kaçıyorlar. Sonra yarı yolda kavga oluyor içeride arabada, hadi dönelim, Travis'i bırakamayız, geri dönüyorlar, bir bakıyorlar Travis yok ormanda, gemi de yok, polise gidiyorlar. Polis önce dinliyor, 5 gün arıyorlar, helikopterler, köpekler. Bulamayınca polis diyor ki siz öldürdünüz, bu adamı öldürdünüz. Bu hikayeyi uyduruyorsunuz. Ondan sonra bu yalan testleri, olayları devreye giriyor. Ciddi bir travmatik süreç ve Travis ilk 5 sene psikolojik yardım alıyor. Hala etkilerini görmen çok normal. İzledim, yani boş bakan gözler gerçekten hani böyle... Hipnoz olmuş bir adamla ben konuştum. Konuşması açıktı ama yüzündeki ifade hiç hipnoz şeklindeydi. Senle tanıştığında 2008 miydi? 2008. Esas 99'da gelmişti ısrarımla. Zor seyahat ediyordu. Geldi, konuşamadı. YouTube kadar da biz 3000 kişiye konferans veriyoruz. İlk kongrede. İlk kongrede konuşamadı. Neden? Yani konuştu da kendini ifade edemedi. Hala... Evet. Etkisindeydi. Ondan sonraki, 10 sene sonrakinde hatta benden özür diledi, ya dedi, hani çok iyi kendimi ifade edemedim falan. Seninle görüştüğü özel röportaj yaptık, Kral ve Ben'e katıldı. Evet. Orada çok daha dengelenmiş hali ne sen denk geldin, ama hala da etkisi var, hala da devam ediyor. Yani. Bir yükleme, bir şey, farklılık çünkü olaylar devam ediyor. Gözlemlendi ve Travis olayında mesela az önce anlattığınız gibi Erhan Bey. Hani bu örneklerde var ya, bir download benzerliği yaptınız. Travis'te öyle bir şey yok. Daha ama farklı bir vaka anladığım kadarıyla bu diğerlerinden. Daha farklı bir vaka. 5 gün çok uzun bir süre, biz bu kadar uzun sürelerle karşılaşmıyoruz. Yani devam etti. Birkaç saatlik, birkaç saatlik kayıplar, kayıp zamanlar var. Ama çok enteresan başka bir şey var. Ailecek alınıyor. Bazı vakalarda ailecek alınıyorlar. Karı koca, çocuk. Üçü kalkıyor sabah ve üçü birbirine aynı hikayeyi anlatıyor. Bir anda kalkıyorlar, kaçırıldık diyorlar. Üçü birden. Birbirlerini geminin içinde gördüklerini de daha sonra hatırlıyorlar. Ya zaman içerisinde anılar geliyor parça parça veya regresyonda ortaya çıkıyor ama bilinçli olarak hatırlıyorlar olayın ana hikayesini. Şimdi bu da çok tanıklı bir şey aslında. Kesinlikle. Bazen aynı anda komşular evin üzerinde ışık görüyorlar. Alıkonma sırasında. Bizde de var. Karşı binadan görenler var. Böyle vakalar var. Türkiye'de mi? Bunlar Türkiye'den. Türkiye'den anlattı. Karı kocanın kalkıp aynı rüyayı birbirine anlatması da Türkiye'den. Böyle vakalar var. Regresyonlarımız var. O kayıtlar yeni 3. kitapta. Bunları 3. kitapta paylaşıyoruz. Çok önemli bir takım bilgiler olacak bunlar. Size Dulce Üstün'ü soruyorlar. Emre Özemre sormuş. Bence UFO'lar artık 51. bölgede değil, Dulce Üstün'ü bulunuyor demiş. Benim de öyle. Dulce bir bölge, bir de Monzano dağları var, New Mexico'da oraya, on dağın içinde bir New güneş var, bir de Dagway var Utah'da. Bölge değil mi bu olaylarda? Cheyenne Mountains var. Utah'da var, Dulce, orada var, de, esas orada. Yani 3-4 yere bölünmüş. Yani 51. bölge, basının önüne attılar, yem olarak başka yerde devam ediyor işler. Ama ilk Eisenhower döneminde ortaya çıktı. Eisenhower o üsse gitmek istedi, bunu engellediler.
Orayı, orduyu göndermek istedi orduyu oraya. Göndermek istedi. Paramparça ederim orası. CIA ile şey yaptılar. Eisenhower'ın Beyaz Saray'dan kaybolduğu bir iki gün vardır. Doktora gittiğini söylüyor. Halbuki orada 51. bölgeye gidip hatta bir uzaylı ırkla telepatik orada bir iletişim kuruluyor. Ama artık o dönemden sonra Ertan sen dedin ya hani hangi güçlerle iletişimdeler. Rothschild grubu öyle bir şey yok artık. Şu anda devlet mekanizmalarının hiçbiriyle iletişim kurmuyorlar. Çünkü verilen bütün teknolojiler bak bu başta ilk defa bir televizyonda bunu söylediniz. Evet, şimdi evet, kayıt dışı evet. Farkı olsun. Şimdi bireylerle yani evet, diyorsun bravo. Ki bir belirli bir dönem devletlerle ilişkiyi kurdular. Doğru mu? Bu başarısız olduğu için mi bireylere oldu. Döndüler? Başarısız olmasının sebebi değil o. Biz yarattık onu. Yani hakim güçler bu şöyle bir anlaşma oldu aralarında. Bir, genetik bir takım ya da bu alıkonma olaylarıyla ilgili ciddi bir süreci Dünya Dışı Varlık Grubu yapacak. Halklar üzerinde bu konuda siz hükümetler olarak resmi hiçbir soruşturmayı yürütmeyin. Biz de karşında biraz teknoloji transferi oluyordu. Fakat baktılar ki o teknoloji transferi halka yansımıyor. Güç odaklarının elinde bir takım çıkarlar amaçlı kullanılıyor. Dolayısıyla ondan sonra bu tür iletişimler resmi makamlar ve yetkililerce kesildi. Şu anda bireyler üzerinde yani kolektif bilincin yükselmesi ve bireyler üzerinde yoğun alıkonma, temas, rüya boyutunda, astral planda evet. Bu süreç ilerliyor. 60'lı 70'li yıllardan sonra tabana kaydırdılar. Yoksa insanoğlu bu konuyu da bir anda çevirme çabasına girmiş anladığımız kadarıyla. Genele yaydılar. Bireylerle şimdi seçtikleri bireylerle temas kuruyorlar dünyanın her yerinde ve genel bilinç ortalamasını o şekilde yükseltmeye çalışıyorlar. Yani dünyanın... Bir de bu alıkonma olaylarında Elton John Mack var, bilimsel akademik evet. Çevreler var. Profesör Harvard'tan rahmetli olan aramızdan ayrıldı. David Jacobs var. David Jacobs var, Leo Sprinkle var. Leo Sprinkle var. Bunlar hep çok önemli üniversitelerin bilim adamları ve o kadar çok fiziki kanıt var ki sadece bir insanın bir şey anlatması değil. Hani regresyon ötesinde skarlar, izler, implantlar var. İşte Roger Lair bu implantları çıkarıp analizlerini bizde birkaç defa ameliyatlarında bulunduk Los Angeles'ta. Onların analizlerinde dünyada olmayan bazı elementler içerdiği ispatlandı. Dolayısıyla farklı bir teknolojiden, farklı bir elementten bahsediyoruz. Bu da dünya dışı kaynaklı olduğunu ispat eden bulgular. O yüzden bu implantların içinden ne çıkıyor halktan? Bulunamıyor. Yani ne amaçlı olduğunu tespit edilemiyor. Evet. Teknolojimiz yeterli değil. Tabii bir şey yapmış. Organik bir yapı. Yani bir amorf bir yapı ve canlı bir organizma gibi. Duygu kollarımızla da ilgili bir takım çalışmalar. Bir melez bir ırk projesi var. İstersen biraz ondan bahset. Tabii. Bu melez ırk meselesiyle çok karşılaşıyoruz bugünlerde yine. Tabi uzun yıllardır dünyada devam eden bir şey. İnsan genetiğiyle dünya dışı genetiği birleştiriyorlar. Ve melez ırk yaratıyorlar. Bunun amacı nedir diye araştırılıyor tabi çok uzun yıllardır. Belli teoriler var. %100 netlikle ortaya konamıyor ama söylenen bir şey var. Biraz ürkütücü gelebilir belki ama dünyanın ekolojik çöküşü gerçekleştiği takdirde bu yeni şartlara, yeni koşullara uyum sağlayabilecek beden yapısına sahip melezlerin dünyaya gelip bu şekilde dünyanın yeni nüfusa kavuşturulması gibi bir meseleden bahsediliyor. Tamamen bahseden teori. Temas araştırmacıların bilgileri. Temas bilgileri. Yani bu çalışmalar, bu regresyon çalışmalar, araştırmalar dünyanın her yerinde devam ediyor. Bizim bulgularımızla ortak havuzda buluşturduğumuz bir bilgi transferleri yapıyoruz. Edilen bilgiler birbirleriyle paralellik arz ediyor o noktada. Böyle bir şey var. Çünkü dünya dışı genetik çok yüksek bir psişik yapıya sahip. İnsan bedenin avantajı da şu, insan genetiğinin çok derin bir duygu yelpazesine sahip. Evet. Evrende olmayan genişlikte bir duygu yelpazesi var. Bunun sebebi de bizim 22 ayrı dünya dışı ırkın genetiğine sahip olmamız. Yani muhteşem bir örnek aslında insan bedeni. Evrende çok nadir, özel üretim gen havuzu diyeceğim bir şey. Müthiş bir genetik karışım. Çok özel bir laboratuvar dünya gezegeni. Özel bir şekilde yapı. Mutantız diyorsun yani. Aslında. Hepimiz mutantız evet. Aslında. Aslında hepimiz meleziz ama melez programının apayrı bir amacı var. Bir nokta daha var burada. Özellikle zetalardan, grilerden bahsedelim. Bu varlık türlerinden. Bunlar da biz bu
alıkonma vakalarındaki bu süreçte aslında hem onların bize bir genetik olarak desteği var, hem de bu melez ırklarıyla ilgili, hem işte bu yüksek frekanstaki enerji alanına uyumlanma sürecinde ki modifikasyonu yapıyorlar, hem de bizden bu ZZ'lar özellikle duygularını tamamen sıfırlayıp silmişler, teknolojiye yönelmişler, burada hata yaptıklarını anlıyorlar, bizim geri kazanma evet. Aynen, duygu genlerini tekrar bizden alıyorlar, evet. Çünkü bazı hibrit melez çocukları annenin kucağına veriyorlar, tekrar gemiye aldıklarında gemide küvezlerin içinde farklı ceninlerde farklı melez ırkları görüyor alıkonanlar. Bu süreçte biz de onlara karşılıklı bir yardım söz konusu. Bir de burada özgür iradeye müdahale diye bir şey yok. Kesinlikle bazı insanlar hemen şöyle algılayabilir. Hani niye benim gelip işte sperm ve işte yumurtalıklarından bu ırk yapılıyor. Burada bir evrensel planda yardımlaşma söz konusu. Dolayısıyla bizim daha algılayamadığımız daha makro düzeyde kozmik bir plan var. Hiçbir şey zaten tesadüfi olmuyor. Her şey belirli bir program dahilinde. Belirli yasalar sürecinde. Yani hem baştaki yüce yaratıcı ya, evet. dediğimiz yaradanın, hem de onun alt mekanizmasındaki ruhsal idari mekanizma ve diğer sistemler. Bir piramit düşünün. Biz daha alt seviyedeki, üç boyuttaki evrimleşen primat ırklarız. Dolayısıyla burada bir her anlamda bir evet. alışveriş var. Melezlerle ilgili bir şey daha var. Çok önemli. Evet. Onu da söyleyeyim. Melez üretme programının amaçlarından bir tanesi olduğu düşünülen bir şey bu. Kitlesel temaslar gerçekleştiği zaman dünya dışı uygarlıklarla dünya insanlığı arasında onların bir elçi görevi yapacağından söz ediliyor. Neden böyle bir tampon varlık tipine ihtiyaç var? Çünkü karşımızda hemen gemilerinden inip işte el sıkışabileceğimiz varlıklar yok. Neden? Evet. Üst titreşime ait, üst boyutlara ait beden yapılarına sahipler onlar. Yani burada temas kurdukları zaman göremiyoruz. Etrafımızda belki şu anda bu stüdyoda bile varlar. O aradaki tamponu o melez varlıklar yapabilecek. Çünkü hem onlarla iletişim kurabilen hem de dünyada fiziki olarak ortaya çıkabilen, belirebilen varlıklar bunlar. O iletişimi onlar sağlayacak. Bu alışveriş için yeryüzünde yani dünya üzerinde özel alan alan ya da alanlar tahsis edildi bilgisi doğru mu o değil, zaman? O bir her yerde gelişecek. Dünyanın da enerji alanları var. Çakraları dediğimiz ya da meridyenleri, enerji vortekslerinin güçlü olduğu o bölgelerde de çalışma yapılıyor. Ama Erhan'ın dediği gibi bu süreçte tampon görevi görecek çok ciddi bir ırk hazırlanıyor. Zaten indigo çocuklar, kristal çocuklar, gökkuşağı çocukları diye tabir edilen çocukların da çoğu aslında baktığınız zaman siz de etrafınızda gözlemliyorsunuzdur. 3 yaşında şu telefonu hiç öğretilmeden eline alıyor. Bakıyorsun senden iyi kullanmaya başlıyor. Evet. Kodlanmış o. Genetiğinde o program var zaten. Onu hatırlıyor. Şimdi Çin'de... Dolayısıyla bu sürecin çok hızlandığı bir dönemdeyiz. Çin'de var yeni psişik çocuklar. Çin hükümetinin kontrolü altında. Çin hükümeti sponsorluk yapıyor. Onları özel bir eğitime tabi tutuyorlar. Bu çocuklar laboratuvarda sadece zihin gücüyle DNA molekülüne değişiklik yapıyorlar. Laboratuvar kayıtlarında var Çin'de. Hindistan'da bir bölgede belli bir grup çocuk var. Sürekli temas halindeler. Gemileriyle aralarında farklı bir evrensel dilde konuşuyorlar. Meksika'da var yine böyle çocuklar. Evrensel ortaya çıkmaya başladı. Yani bunu dünyada konuşulmayan bir dilde kendi aralarında konuşuyorlar. Telepati değil. Bildiğin bayağı bir... Bir dil ama kendileri birbirlerini anlayabiliyor. Evet, yani manipüle edebiliyor. Mesela bir kaşığı düşünceyle filmlerde izlediğiniz şeyler. Bunların aslında hepsi şu anda yapılıyor. Çok ciddi. İşte bunlar aslında her insanda var olan şey. Aslında hazırlandık mı biz bunlara yıllardır? Bazı yapımlarda biraz buna mı hizmet ediyoruz acaba? Tabii. Bunların altyapısı Ertan'ın programın başında söylediği şeyler. Yani Hollywood bir şekilde ön hazırlıkları yapıyor. Arkadan geliyor bu. Sistem bilimsel çevrelerce de çok ciddi bu konuda çalışmalar yapan laboratuvarlar. Hani işte gerçek bu dense belki tolere edemeyebilirdi insanoğlu ama biraz makasinle yoğurarak belki. Aynen öyle. O süreç hızlandı. Evrende bir kademelilik yasası var, tedriç yasası var. Hiçbir şey ani ve sert değişemiyor. Türkiye'de bir Akdeniz Üniversitesi'nde... Evet o çok önemli. Biraz bahsetsene ondan. Evet. Yani çok önemli. Hiç olmayacak bir şey oldu. Hiç ondan bahsedelim. Ve buradan oldu yani. Evet. Bu topraklardan oldu. Hı hı. Daha önce Glamorgan olsun, Utrecht Üniversitesi'nde
şey dersi gibi görünüyordu. Müfredatta yoktu. Seçmeli ders gibi. Hatta online bir program. Online programlardı bunlar ama ilk defa Akdeniz Üniversitesi Profesör İsmail Tufan öncülüğünde gerontoloji bölümü kurucusu. Tabii Mustafa Ünal hocamız rektörümüz onun önderliğinde. Başladık dersleri. Ufoloji konusunda eğitime başladık. Ders veriyoruz. Ufoloji ve egzopolitika anlatıyoruz. Egzopolitika ve ufoloji. Bütün dünyada ciddi bir haber oldu. Yüzvik başta olmak üzere Le Monde'dan tutun her dergile. Çünkü akademik çerçevenin altına giriyorsunuz, şemsiyenin altına artık. Yani tabii ki dünyada birçok üniversiteye mensup, işte John Mack gibi, David Chakursu, birçok akademisyen kendi bireysel çalışmalarını yapıyordu. Hala da yapıyor. NASA'dan, oradan, buradan. Ama bir üniversitede bir eğitim müfredatına bunu sokmak büyük bir adımdı. Bütün üniversite öğrencilerine açık bir program. Ve Akdeniz Üniversitesi'nde en fazla katılımla yapılan dersler bizim ufoloji, egzopolitika dersleri. Kaç öğrenciniz var? Öğrenci sayısı değişiyor sürekli ama ortalama 300-400 öğrenciyle yapıyoruz. Yani ilgi çok. Bir de her fakülteye açtık. Evet. Yani her fakülteden öğrencilerimiz var, her yaş grubundan öğrencilerimiz var. Dolayısıyla bu konunun hangi boyuta evrildiğini çok iyi gösteriyor bize. Çok çok önemli bir dönemdeyiz. Bugün haberlerde Sayın Cumhurbaşkanı havacılık ve uzay sanayi ile ilgili atın yapılması. Evet, aynı denk geldi belki. Aynı programın içindeyken bir anda alt bant geçti. Yani Türkiye'deki yayında bu da değişim, bir parazit oldu sanırım. Tekrar döndük. Evet, bu Türkiye'deki değişim bu anlamda çok yüksek görülen değil mi? Ve de ilgi de çok fazla Türkiye'deki insanlara. Şimdi şöyle, tabii Anadolu toprakları çok özel topraklar burada. Çok önemli. Çok önemli paraleller. Tabii boyutlar. Ama dünyanın birçok ülkesinde, gelişmiş ülkelerde de artık temel ihtiyaçları karşılanmış ülkelerde baktığınız zaman bu konuya olan ilgiler falan çok yüksek. Yani biz o yüzden mesela şimdi UFO Müzesi kuruyoruz Las Vegas'ta. Daha sonra bütün dünyada şubeleri açılacak. Oradan yayılacak. İnanılmaz yoğun ilgi var. Kanada'da olsun, Avustralya'da olsun. Tabii Türkiye'de de... Biraz bahsetsene şeyden. Yani o çünkü çok ilginç bir proje. Yani. Evet, Beyza. Yani evet, bu ilk defa. Ya, mesela Amerika'nın Roswell kasabasında bir müze var. Fakat çok primitif bir müze. Müdük bir diyelim. Çok, evet. Çok, tabii yani underestimate etmeyelim arkadaşları. Onlar da değerli arkadaşlarımız ama ellerindeki materyaller ya da finans kaynakları fazla olmadığı için biz ne yaptık? Eski çağdan bütün eserlerin birebir replikalarını yaptırdık. Biz buna 18 aydır 3 tane atölye, 16 tane heykeltıraş ve gururla söyleyelim bunların %80'i Türk arkadaşlarımız. Bu replikaları, rölyefleri, varlıkları silikondan hepsi hazırlandı. Artık şimdi son aşamadayız. Şimdi yerimizi de imzalarını atıyoruz Temmuz'da seçimlerden sonra gidip. Ve 10 ay sonra da hizmete girecek. Burada tarihi eski çağdan günümüze olayı getiriyoruz. Bir hikayesi var. Yani o eski uygarlıkların tabii mesela çizimlerine kadar çizimliği orada direkt üç boyutlu kopyaları. Mesela evet, palenk taşı diyelim, bir mezar taşı, 4 metre, 2 metre. Biz onun birebir Antropoloji Müzesi'nde Meksiko'da gördüğün şeyin aynısının kopyasını, imitasyonunu görüyorsun. Rönesans tablolarını yağlı boyayla ressam arkadaşlarımız tekrar yaptılar. Yani dijital baskı kopyası değil, imite ettiler. Ve birebir böyle bir çalışma. Çok özel bir çalışma. Sümerlerden tutun Aztek Maya, bütün aborjinlerden, bütün dünya... Ne kadar büyüklükte bir... 3500 metrekare bir alan. O da self-standing, bağımsız bir bina. Çok güzel bir mekan olacak. Tabii çok uğraştın içinde, ama bu konuyla. Çok uğraştık. Tırla başlayıp... Tırla başlayıp bu boyuta getirdik. Güzel gidiyor. Tabii içinde yeni teknolojileri de kullanacağız. Hologram teknolojisi var, VR'lar var. Mesela virtual reality dediğimiz stationlar var. Taktığın anda kendini uzay gemisinde bir uzaylı dünyalıya genetik deney yaparken sen birebir onun yanında olacaksın. Evet. Dokunuyorsun. Dönüyor, sana bakıyor. Bilgiler geliyor oradan. Kim bunlar? Hangi ırk? Bir başka bir yerde 51. bölgenin içine giriyorsun. Orada bir uzay gemisine yapılan ya da bir uzaylıya yapılan otopsiyi izliyorsun. Keşke burada da olsa. Buraya da getirecekler canım. Biz de isteriz. O sabit olacak. İzleriz değil mi? Yani. Ya ilk burası için plastik ama olay farklı evrildi. Böyle bir global güzel bir çalışma. Tırla başlayan bir
başlangıcı var işin, bu projenin. Ben de bir ucundan sen de ucundan sağ ol destek olmuştun. Tırla bir proje hazırlayıp tüm Anadolu'yu dolaşıyordu. Dolaştık. Bir iki sene yaptık. İki sene. Sonra AVM'lerde oldu. Çadır kurduk sonra. Çadırlarda böyle daha büyük alanlar. Sonra olay tabii daha büyük boyuta gelişti. Bu süreç artık bu konuda farklı isimler de olayın içine giriyor. Yani onu daha sonra duyacaksınız. Global tamam, Amerika'da anlamda. Olunca finans desteği de yüksek olunca başka bir boyuta geçiyor. Yani evet. Bu dünyada da bir ilk olduğu i̇lk için tabii. Evet, ilk oluyor. Çok önemli isimler, global isimler olacak. Onları şimdi söylemeyelim, zamanı geldiğinde. Şimdi Kozmos Türkiye diyor ki hani benzer olaylar az önce uykuda yaşanan bu deneyimlenen olaylara işaret etmiştiniz Erhan Bey. Onunla ilgili sormak istiyor. Bence UFO etiketi altında diyor ki rüya yoluyla bilincimizi işlemişse yani bu benzer olaylarda ne yapılması gerektiğini soruyor. Bu olayı kime anlatmalıyız herhalde? Bize başvursunlar. Size doğrudan başvursunlar. Çünkü yanılgı da olabilir. Nereye başvuracaklar tam bize derken. Etkilenme olabilir. Bunun ayırdına varamaz herhalde. Info@ufo.org'a başvursunlar. Oradan. Eren Kolbaşı ve Aktan Akdoğan'ı Facebook'tan, Twitter'dan, Instagram'dan takip etsinler. Oralardan çok önemli bilgiler paylaşıyoruz. Konferanslar veriyoruz. Kitap imzaları olsun, diğer çalışmalarımız olsun. Hepsini oralardan kişisel sosyal mecralarımızı takip etsinler. Sirius UFO'ya da info@siriusufo.org adresimize detaylı deneyimlerini anlatsınlar. Hatırlayabildikleri kadarıyla. Kendileri için önemsiz gelen detayları dahi yazsınlar. Bizim için önemli bir data o. Siz ayırdığına varıyorsunuz. Sonra, sence masum bir etkilenme mi yoksa bir deneyim mi? Önce şey yapıyoruz. Analiz yapıyoruz. Evet. Sonra da gerekirse telefonla temas bir araya geliyoruz. Sonra regresyon çağırıyoruz. Çalışmaları başlıyor. Sonra olayın farklı istediğimiz datalar, doneler ve bilgiler de hemfikir olduğumuzda ondan sonra daha da geliştiriyoruz çalışmayı. Bu programdan sonra bu gece ben de herhalde yani masum bir etkilenme olur galiba. Şimdi bunu ayırdığına nasıl varacağım? Ben de uzmanına danışacağım tamam. Değil mi? Çok normal. Şimdi tabii bu gelen sorularda şeyler ne var. Ne gördünüz yani, Erkan yok. Bey? Şimdi çok güzel sorular geliyor da. Diyorlar ki işte büyük bir saçmalıktır bu konuşulanlar. Tabii tamam. Hani ben kabaca şey yapıyorum hepsini tabii. Toparlıyorum. Birileri diyor ki ilk defa böyle bir şeyler konuştuğunuz ve bizi aydınlattığınız için çok teşekkür ederiz. Çünkü diğer programlardan farklı bir şeyler konuşmaya çalışıyoruz vesaire ve izlemeye devam edecekler. Ben şimdiye kadar şöyle bakıyorum, müthiş bir soru bekliyorum, kayıt dışı sorusu. Evet. Kitaplarım bekliyor. Bekliyor kitaplar. Şimdi şundan bahsedelim. İşte bu akademiden çok yola çıkıyorum ben. Çünkü benim için önemli. Tabii, niye önemliyorum ve devamlı akademiyi ortaya koyuyorum. Tabii reklam var. Hiç girmeyin. Evet. Bir ara verelim. Tamam. Soluklanalım. Tamam. Devam edelim. Dışının artık son bölümündeyiz. Oldukça beklenen bir konuydu. Bu akşamki ilginizden zaten bunu da ortaya koydunuz. Çok teşekkür ediyoruz bu bölümün başında. Halktan Akdoğan ve Erhan Kolbaşı ile birlikteyiz. Ve programın daha ikinci bölümünün başında TT olduk. Evet. Çok teşekkür ediyoruz ilginize. Ama Halktan Bey sizi çok bekledi kayıt dışı izleyicileri gerçekten. Sağ olsun. O yüzden sağ olsunlar. Bugün de bizi yalnız bırakmadılar. Hala yine sahura kadar devam tweetleri geliyor. Teşekkür ediyoruz ilginize. Bence UFO hashtagimiz. Bunun altında çok güzel sorular var. Erhan Kolbaşı'nın Kozmik Dokunuş ve Galaktik Diplomasi kitapları bekliyor az önce Ertan Bey'in de söylediği gibi. Şimdi Burcu Çeliksap diyor ki bedensel yoğun enerjilerden bahsedildi. Enerji değişimleri çok yoğunlaştığında bedenin enerji dengesini nasıl düzenleriz? Fiziksel belirtiler nelerdir? Doğru ya hani bunun ayrımına tabii, nasıl varılacak? Tabii, ağrılar hissedebilirler. Bulantılar olabilir tabii farklı titreşimler. Burada vücuda alkali tutmak, asitikten uzaklaşmak, doğal beslenmek, topraklanmak doğada çok değil zaman. O zaman biraz zamana bu bir süreç. Zaten bir süreç. Bu bir anda olacak bir şey değil. O veriliyor zaten. O şu anda son 5-10 yıldır bu süreç hızlandığı için bu dünyanın enerji portalları o vasıtasıyla bu yoğun enerji insanlara akıyor. O yüzden bu
konulara girme, şuğurlanma, farkındalık artması bir taraftan negatif pik noktasına gidiyor, bir taraftan pozitif. İki kutbun da pik dönemi yaşayacağı bir evreye giriyoruz ki saflar ayrışıyor iyice. Dolayısıyla o anlamda bunu daha net önümüzdeki süreçte hissedeceğiz bu ayrışmayı. Biraz tabii türbülanslı bir döneme giriyor dünya. Zorlu genelden bir dönem. Bahsediyorum. Zorlu bir dönem. Yani hem ekolojik hem ekonomik hem sosyal her anlamda büyük bir rönesans ve devrim niteliğinde değişimler, dönüşümler bekliyoruz. Şimdi Emre Sandıkçı ilk sorumu sormuş. Burcu Çelikçap'ı da kaydedelim mi? Güzel aydınlatıcı bir cevap almamıza vesile oldu. Tamam. Nedir? Diyor ki öteki... Emre Sandıkçı diye yazmış. Bu kadar uzun süredir yapılan araştırmalar ve büyük bir müzenin kurulması gibi bir yapıyı, şimdi soru, kim finanse ediyor? Yani komplo teorisi mi var? Arkasında destekler mi var? Şimdi bunları bir, onun için tam kayıt dışı sorusu. Çünkü niye? Tabii. Kim var arkasında diye soru soruyor. Kim var arkasında? İşin. Sen varsın. Biz finansal olarak kim var deniyor. Ya. Kendi finansınız. Ben bildiğim için söylüyorum. Ama tebrik ediyorum Emre'yi. Evet, kayıt dışının TT olmasından dolayı pastalarımız geldi. Kutlama pastalası. Harika. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz efendim. Şimdi bir soru, bir şey daha var. ID yüzeysi olarak konuşmuştuk. Şöyle ki Ahmet kullanıcı adı. Dünya dışı uygarlıklarla ay arasındaki bağlantıyı biraz değerlendirebilir misiniz? Ayın dünyanın doğal bir uydusu olamayacağı yönündeki tezlerin doğruluk payı ya da konuyla ilgisi ne düzeydedir? Bir X bölgede ayda mı? Diyor. Bir kitapta ona vereyim çünkü doğru bir yerde. Yani hep işte eninde sonunda yapılan filmlerde Steven Spielberg'den de bahsederiz. Çok önemli bir bu konuda kesinlikle. Medyada yani film endüstrisinde inanılmaz şeyler söyledi bize, konular anlattı. Yani üçüncü türden, ilişkilerden, E.T.'den işte bahsetmek lazım değil mi? Şimdi şöyle, ayın hep bahsedilen konu var. Hmm. Hep konuştuğumuzda ay acaba yapay mıdır? Evet. Ayın karanlık yüzünde ne vardır? Üçleri bunlarla var. İlgili... Bence ay daha da ileri götüreyim olayı. Evet. Ayın bir uzay gemisi olma ihtimali de var. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Çünkü ayın karanlık yüzünde üsleri olduğu artık net biliniyor. Çünkü oraya giden astronotlar, ay uçuşları biliyorsunuz iptal edildi. Birkaç kere uçuş yapıldı. Yörünge uçuşlarından bahsetmiyorum. Gemini uçuşları, Merkür uçuşlarından değil, Apollo uçuşlarından. Birkaç defa ayın yürüyüş yapıldı. Edgar Mitchell bir tanesi, dostumuz rahmetli oldu o da. O da UFO'lar konusunda açıkça konuşan, itiraf eden bir astronot abimizdi. Fakat o projenin iptal olması ve hiçbir Rus kozmonotuna ayak basmasının temelinde ayın karanlık yüzünde olan, hatta ay yüzeyinde hareket halinde ışıklar ve kalkan UFO'lar giriş çıkış yapan aya, bunların hepsi tespit edildi. İleri tabii teleskoplarla, kameralarla tespit edildi. Bunlar, NASA kaynaklı. İzleyicilerimize çok net söyleyelim. Bunlar NASA kaynaklı tespitlerden bahsediyoruz. NASA'daki mesela ulaşabiliyor muyuz bunlara? Ulaşabiliyorsunuz. Kendisi deşifre etti ki. Ay'daki alınan kaya parçalarının 5,5 milyarla 20 milyar arası bir yaşı olduğu tespit edildi ki dünyanın yaşından daha eski. Evet. Dolayısıyla hatta güneş sisteminden daha eski. Dolayısıyla orada yapay bir uydu olma söz konusu. Başka bir bilgi daha var bu arada. Aktencim ayrı yeni ortaya çıkan bilgilerden bir tanesi o temaslar sonucunda ortaya çıkmış bir şey. Doğruluğu konusunda çok %100 netlikle konuşamayız tabii çünkü yarım milyar yıllık bir süreçten bahsediyorlar. Bir asteroid kuşağı var biliyorsunuz bizim güneş sistemimizin içerisinde. Mars'la Jüpiter arasında. O asteroid kuşağını oluşturan yapı aslında daha önce bir gezegendi. Super Earth diyorlar ona. Süper Dünya. 500 milyon onun parçalanmasından sonra ay o süper dünyanın uydusuydu. O gezegenin parçalanmasından sonra dünyanın yörüngesine bir şekilde oturtulduğu çok ileri bir teknolojiden bahsediyoruz söyleniyor. Çünkü o devasa gezegenin yok olması güneş sisteminde bir takım uyumsuzluklara yol açıyordu. Dünyayı da etkiliyordu ve ay daha sonradan dünya yörüngesine oturtuluyor. Ve o dengesizlik gideriliyor. Zaten aktarın da söylediği gibi yapı, jeolojik yapı ayla dünya arasında uyumsuz. Bir de doğal uydu oranlarından çok daha büyük.
Mesela diğer gezegenlerdeki uydu sistemleri uydularına baktığınızda Jüpiter'in 4 tane uydusu falan orantısal baktığınızda normal olması gereken doğal uydulardan çok daha büyük. Bu konuda ciddi ciddi bilgiler var. Yani Ay'dan alınan bilimsel yani taşlar ve örneklerdeki doğal yapılan elementler. Doğal kanıtlayan. Evet, bu konuda ciddi tezler. Mars'ta şöyle bir soru çok önümüzde. Buna bir komplo teorisi de diyebiliriz. Şu anda insanoğlu işte Elon Musk bile şeye gitmeye çalışıyor. Mars'a gitmeye çalışıyor ama şimdi diyor ki komplo teorisyenleri Mars'ta şu anda yerleşim var. Bu doğru mudur? Bizce doğru. Şöyle Mars Observer'ın ve Mars Spirit'in galiba en son çektiği görüntüleri verdik biz bundan birkaç sene evvel. Arşivde bulurlar. Mars'ın yüzeyinden havalanan, yörüngesinde Mars'ın atmosferik yapısında hareket eden ışıklı cisimler geliyor. Orada da Mars Observer Spirit. Siz de sitenize mi paylaşmışsınız? Tabii, YouTube'da da bulabilirler. Bir programlarda bahsettik. Kayıt yapıyor 24 saat uydu. Orada ışıklı cisim geliyor, duruyor, sola dönüyor, tekrar sağa ve hareket ediyor. Yani orada olmaması gereken bir nesneden. Bir tanesinde sigar shape dediğimiz puro şeklinde bir nesne var. Mars'ın yine iletişim ve alıkonma olaylarındaki bilgi transferleri ve direkt temas bilgi transferlerinde Mars'ın yer kürenin altında yaşayan bir uygarlık olduğu konusunda, hatta 6 metre boylarında olan bir ileri Mars'ın Sidonia bölgesinde hatta piramit şeklinde yapılar ve yüz şeklinde yapı vardır biliyorsunuz. Evet. Richard Hogan onu ortaya attı ve bütün görüntüleriyle verdi. Doğal bir oluşum değildir o. Mısır'daki Gize ile bir paralellik arz eden bir yapı var. Birebir ve doğal olmayacak kadar keskin hatları olan yapılar. Sidonia diye geçen bölge. Dolayısıyla orada bir uygarlığın yer altında yaşamını sürdürüyor olması tezi var. Zaten Mars'ta biz 15-20 yıldır söylüyorduk su bulunacağını. Sonunda buldular. Önce katı halde, şimdi sıvısı da bulundu. Bunların hepsini açıklayacaklar. Şimdi bugün açıklanan, bir iki gün açıklanan o organik molekül zaten bunların ön hazırlıkları. NASA yavaş yavaş bunları veriyor. İleride bu tür bilgileri de aktaracak. Niye Mars? Niye Mars derken? Niye Mars? Yani başka gezegeni konuşmuyoruz. Hep Mars çünkü çok önemli. Çünkü Mars bize yani çok yakın. Mars çok önemli istiyorum derken değil. İnsanlık tarihinden. Ulaşabilirlik açısından. İnsanlık tarihinden. Evet. Bu yani hep konuşulan bir gezegen Mars vardır. Biz yani işte hani hep Mars konuşulur. Kapı dünyayı konuşulur. Marslar istila eder. Evet, hep hikaye yani Mars'ın üzerine kurulu. Niye Mars? Çünkü kapı komşumuz, karşı evet komşumuz. Yani bize en yakın gezegen. Ulaşabilirlik açısından bizim ilk gideceğimiz yer orası. İnsanlı uçuştan bahsediyoruz. Zaten gidildi, uydular evet gönderiyoruz ama proplar haricinde insanlı uçuş projeleri. Şimdi tabii Venüs de buna dahil edebiliriz. Çünkü Mars'ın bir bölümü ve Venüs'ün bir bölümü o işte habitable zone dedi, yaşanabilir bölge astrofizikteki o alana dahil. Dünya tamamen onun içinde. Hani uzaklık bakımından işte su tutabilen bir gezegen. Venüs ve Mars yapı olarak da dünyaya benzer bazı özellikleri en azından geçmişte barındırmış olabileceği düşünülüyor. Evet. O bakımdan Mars'a yönelmiş dikkatler. Bir de tabii ve 20 yıl içinde insanlı uçuşlar kesinlikle gerçekleşecek. Adem Darçın çok güzel bir şey söylemiş. Yani yine bizle ilgili. Ülkemizde 51. bölgeye benzer bölge yok, var mı? Yok. Yok mu? Yok. Kesin. Kesin yok. Çünkü Türkiye o bir konu o şey düzeyinde Adem değil. Adem Darçın. O donanımda o bilgi düzeyinde değil. Türkiye burada olaylar yaşanıyor, gözlemler yaşanıyor ama her şey Amerika'ya rapor ediliyor. Mesela Brezilya'da Varginha kasabasına 96'da bir UFO düşmesi oldu ve enkaz. Üç varlık kasabanın içinde gözlemlenip yakalanıyor. Çok şahitli, çok belgelenmiş ve fiziksel kanıtları olan bir olay. Direkt Amerika gelip el koyup enkazı alıp götürüyor. Evet. Yani öyle bir donanıma ve altyapıya Türkiye sahip değil. Aynı Türkiye şey teknoloji açısından çok primitif bir düzeyde. Bilgi açısından da öyle ama tabii ki gizli bir takım mesela MIT'te de olsun, Hava İstihbaratı'da olsun, UFO'lar ve dünya dışı yaşam koşulunda özel çalışmalar yapan birimler var. Çünkü bizde de pilotlar askeri sivil gözlemliyor.
rapor ettikleri bir mecra var ama top secret hepsi gidiyor bunların. Ama emekli olan paşalarımız var. Tabii. Bunların isimleri ifşa ederler. İfşa ediyorlar. Tabii. Benzer normlarda mı yine daire şekilde ya daire da hareketlerinde? Daire olması önemli değil. O yapı yani, istediği forma girebilir. Teknolojimizin zaten ötesinde hareketler. Işık hızını geçtiği zaman maddeden enerjiye dönüşüyor zaten. Forma çok takılmayalım. Milyonlarca tür form var. Üçgen de olabilir, bumerang da olabilir. O bizim boyutumuzda görünür hale geliyorlar. Ama aslında ışık gemiler, enerji gemiler yani. Peki onlar... bu kadar üstün teknoloji UFO neden düşer dünyaya hatta? Güzel bir soru. Buradaki temel nokta şu. Bilimsel kanıt bırakma. Çünkü ele geçen varlık türlerine orada baktığımızda hepsi aynı prototip. İşte Zeta dediğimiz ya da buna benzer 1.30 boylarında android gibi. Yani değil mi? Yer çekimini yani, mi yenemeyecek? Teknik bir arızayı mı çözemeyecek? Hayır yani? Bu direkt özel. Çünkü niye? Mesela bunlar zaten üst uzaya hyperspace'e çıktığı zaman ana gemiler seyahat ediyor. Bu küçük proplar yani küçük öncü gemiler bilim kurgu filmlerindeki gibi. Bizde nasıl B-52 vardır birçok uçak taşır ya onun gibi düşünün. Uçak gemisiyle işte uçakların ilişkisi. Çünkü büyük gemiler ana gemiler yörüngeye dahi yaklaşamıyor. Dünyanın yörüngesinde sapma yaratır. O kadar büyük gemileri var ki dünya planetinden daha büyük. Yüzlerce kilometrelik gemilerden tutun. Gezegenden ama evrensel boyutta onlar yine zerrenin zerresi. Dolayısıyla mesela düştü diyelim Roswell'deki hadisede. İki gün sonra bulunuyor. Niye ana gemi çekmiyor? Işınlar parçaları hemen olur. Bilerek orada kanıt bırakıyorlar. Çünkü biz üç boyutlu bir realitedeyiz. Dokunacağız gemiye. Evet. İnceleyeceğiz. Bakın Roswell'de bir milattır. Evet. Time'da kapak oldu. Belgeselleri yapıldı. Senin evet, dediğin Time'ın kapağını sana getirdim şimdi göreceksin. 97 yıl. Hemen verir ekrana. 97 yıl. Evet 97 yıl. Çünkü 50. yıl dönümüydü. Biz de Roswell'deydik. Orada etkinlikler yaptık. Daniken falan herkes çok 50 bin kişi toplandı dünyanın her yerinden. Onun anısına Time'da kapak yaptık. Veriyor musun? Herhalde gelecek buketten. Tam dünyanın en ciddi dergilerinden birisi. Hı. Yani hurafeyle uğraşmayan. Ha bravo. Evet. Yani çok enteresan bir şey var. Pek hatta hiç konuşulmamış bir şeydir belki bu. Çok az kişi bilir. İlk kazanın İtalya'da olduğu söylenir. 1933'te Milano yakınlarında düşen bir şey var. Mussolini bu işin içerisinde. Yani ilk modern çağın Nazilerin Mussolini ile başlıyor. İşte Nazilerin bu viril kızları hikayelerinin başlangıcı. Tabii 30'ların sonunda kayıt dışında çok anlattık Atta Nirun'da ama işte viril kızları işte ve uçan dairelerin hazırlanması, çanların hazırlanması. Antarktika'daki araştırmaların yapılması filan. Ama ve Amerika'daki NASA'nın tetiklemesi girmesi, tabii. Evet. Dediğin çok doğru. Hitler'in bu konuya girmesinin temel amacı zaten Foo Fighters deniyordu bunlara. Hayalet uçaklar. Çünkü savaş uçakları 1. 2. Dünya Savaşı sırasında çok fazla görüyordu bu cisimleri. Önce karşı ülkelerin gizli silahları, uçakları zannediyorlardı. Fakat onlardan da rapor edilince sonra Hitler bu konuda ciddi bir bilim adamlarından bu prototipleri üretmeye kalktı ama başaramadı tabii, uçuramadı da. Ama prototiplerini hazırladılar. Zaten iyi ki yapmadı. Yapsaydı dünyayı ele geçirirdi. Böyle bu mekanizma farklı tabii. Bir enerji sistemiyle Maria Orsic'le başlıyor. Sadece bir çoğun evet. olarak yapmak değil. Sadece kendilerini konuşabildiği, anlayabildiği bir dilde bilgi aktarımı yapması. Aldebaran bir gezegenden otomatik yazıyla alıyorlar. 65 ışık yılı uzak. Sigrun diye bir pis ışıkla beraber Maria Orsic. Bunun ilk çizimler o gelen bilgilerle. Otomatik yazı sistemiyle kanal bilgisi. Medyumsal simetrik ve güzel olduklarını da özellikle vurgulanır. Maria Orsic evet. Ama daha sonra onlar Tule'den ayrılıyorlar. Bir anlaşmazlık oluyor. Viril tarafı ayrılıyor. Daha pozitif tarafa koyuyorlar. Daha evrensel bilinç anlamında çalışmalara, evrensel birlik anlamında çalışmalara kayıyor Maria Orsic'in. Ve Tule Antarktika'da devam ediyor çalışmalarına. Ediyor derken bugünden mi bahsediyoruz? Sonrasını bilmiyoruz. Çünkü bugün başka şeyler var. Antarktika'da o kadar çok konuşuluyor ki son şeyler. Dönemde. Şimdi, bakın soruların içinde işte de çok var. Bir problemimiz var. Yani işte küresel dönüşümle birlikte buzulların erimesiyle birlikte ne çıkacağını bilmiyoruz. Belki oyuk dünya teorisi hep vardı. Hep vardı. Yani, bir zaten Agartha Şambala olayı var. O, yani bu altında mitler, yaşayan mitlere döndüğümüz zaman hani eninde sonunda işte kutsal sandıktan tutun da
Steven Spielberg'in çok güzel anlattığı hikaye de dahil olmak üzere. Yani hepsinin başlangıcı, o mitlerin hepsi dünya dışı varlıklarla belki de ilişkinin kendisi. Mitleşmiş hali. Antarktika ile ilgili önemli bir şey var. Yeni bir gelişme, yani bir yıllık. Vostok Gölü yakınlarında 3 tane ana geminin bulunduğu ve kazıların devam ettiği söyleniyor. Ve 50 evet. kilometre uzunluğunda 3 tane gemi. Exopolitika Enstitüsü kaynaklı bir bilgidir bu. Doktor Michael Salah'ı da alalım. O kazılar 10 yıldır devam ediyor. Oraya tam Amerika son seçimlerden önce John Kerry, bir gün önce Amerikan seçimlerinden Kasım'da John Kerry Dışişleri Bakanı, John Kerry'yi oraya götürdüler. Ardından Buzz Aldrin'i götürdüler. Ay'a inen ilk Apollo 11 astronotlarından. Sonra Avustralya Genel Valisi Peter Cosgrove'u götürdüler. Ardından Rus Ortodoks Patriği Kirill'i götürdüler. Yani hiçbir açıklama yapmadı. Ve hepsi de farklı işler ve farklı. Buzz Aldrin kolektif bir şey dönüyor aslında. Bir çalışma var. Birleşik Milletler'de de var. Yani bir grup ülkeler aslında top secret bir bütün ulusal dünya genelini ilgilendirdiği için geldi bak bizim viril kızlarımız böyle bir çalışma tebrik ediyoruz yani. Hemen şimdi şöyle güzel çalışıyor. Şimdi sorulardan bir tanesi şu: dünyada kutuplar kavga ediyor değil mi, öyle bir şey anlatıyoruz hep. Görünen ama kısmı, dünya dışına şey. Çıktığımız zaman, yani uzay sürecine çıktığımız zaman aynı kutupların bir bakıyoruz birlikte ortak hareket ettiğini şey görüyoruz var, tabii. Yani tabii. Burada demek ki başka bir bilincin arkada motor olarak çalışıyor olması lazım. Çok bunu doğru, bunu analiz ederken, yani bir analiz yaparken bunları hep niye diye sormamız lazım. Evet. Kesinlikle doğru. Şimdi konu şöyle, hani vakitte de daralıyor ya. Son bölümde. Evet. Şimdi bir kere şundan bir bahsedelim. Ben buna çok girmek istiyorum. Çünkü bakıyorum şimdi sisteme, Amerika'da Beyza bir grup almış işi eline, bir tane rock yıldızı, diyor ki ya ben bu adamı niye seçiyorlar, niye bir rock yıldızı, bir işte dünya dışı zeki varlıkları anlatmaya çalışır veya bununla ilgili büyük bir finans arkasında vardır, bir tane rock yıldızı. Şimdi bunu araştıralım, bunun üzerinde biraz bir konuşalım. Bir kişi değil ama o önde gözüküyor. Şimdi tabii, medya yüzü. Tabii. Medya yüzü. Ama adamın tabii şimdi popüler isterseniz listeden bahsedeyim. Ben şimdi çok bir girizgah yapıyorum tabii. Meraklandıralım. Eninde sonunda iletişimciyim. Tabii. Şimdi bundan biraz bahsedelim. Yani bahsettiğimiz Two Stars Academy of the Art Science. Art and Science. Yönetim listesini mi söyleyeyim? Evet. Yani bu işte 3 tane motto belirlemişler bu arkadaşlar. Aerospace, yani uzay, science, bilim ve entertainment. 3 tane motto üzerine bütün sistemi kurmuşlar. Şimdi biraz ben bunlardan bahsedeyim. Bahsedin. Bir girizgah olsun. Siz de burada de. Niye böyle bir kuruluş var? Kuruluşun arkasında kimler var baktığımız zaman? Bir kere Luis Elizondo var. Hayır. Kuruluşun arkasındaki kuruluşlardan bahsediyorum. Şimdi kimler var? Pentagon. CIA destekli. CIA. Nereden anlıyoruz bunu? Şimdi yönetim kurulundan bahsettiğim zaman bunları anlayacağız. Arkasında NSA. National Security Agency. National Security Agency. Yani UFO meselesini şimdi uygulayan NSA. Evet. Dünyanın en büyük teknoloji firmalarından bir tanesi. Ya bugün işte F-34'lerden filan bahsediyoruz ya. Lockheed Martin. Lockheed Martin Skunk Works dedi. Evet. O ileri teknolojiler. İleri teknolojiler. Skunk Works. Evet. Hatta top işte 51. bölgedeki hemen hemen tüm endüstrinin, yani bulunan maddelerin, uzaylılar tarafından işte uçan daireler düştü, oradaki tüm maddelerin elinde olduğunu söyleyen firma. Onun dışında DOT, yani ileri teknoloji araştırma merkezi, yine 6 kişiyi görüyorum ben burada. Yönetim kuruluna bakıyorum. Şimdi 11 kişilik bir yönetim kurulu var ama ben 6 kişiyi sayacağım. Tom'dan bahsedelim. Tom DeLonge'da başkan kendisi. Şimdi ilki şöyle filan, acaba entertainment olarak öne mi koyulmuş filan, ama bir baktım ki başkanın kendisi gibi. Bak arkaya da tebrik etmek lazım değil mi? Abi, böyle program var mı? İyi hazırlanmışsınız. Hikaye şey değil yani. Anlatabiliyor muyum? Oturalım iki tane. Biz de o yüzden detaylı konuşuyoruz. İki tane şey koyalım. Hani işte şurada UFO var mıydı filan, değil konu. Şimdi Jim Semivan var. Kim bu adam? Başkan yardımcısı bu.
CIA'de 25 yıl, bakın izleyicilere iyi anlatıyorum, çok konu iyi. Nereye gidiyor? CIA'de 25 yıl evet. Operasyonlar direktörlüğü yapmış, San Francisco State Üniversitesi mezunu. Doktor Hal Puthoff. O çok önemli, psişik. Evet, psişik kendisi, çok önemli araştırmaları var. Evet, parapsikoloji alanında. Baktım adamın, ben şimdi şeyi de bakıyorum, bu adam ne yapıyor? Hem akademisyen hem bilim. Akademisyen çok saygı. GE'de yani General Electric'te çok önemli araştırmalara imza atmış birisi. Gelişmiş zeka araştırmaları yapmış. Nerede? NSA'de. Tamam mı? Ve de NASA'da da görevlendirilmiş. Amerikan istihbaratının parapsikolojik. Şimdi şöyle bakın. Işte. Öyle bir kurumdan bahsediyoruz ki bu kurum işte Art of Science Akademi falan diyor. Bu adamların tek bir hedefi var. UFO gerçeğini dünyaya anlatmaya çalışıyorlar. Şimdi bununla ilgili girin şimdi internete. Girin bakın. Deep nokta. Şimdi bu adam kim? Puthoff'tan bahsediyorum. Stanford Üniversitesi mezunu, başkan yardımcısı ve bilim ve teknolojiden sorumlu. Şimdi Steve Justice, uzay bölümü başkanı Lockheed Martin'den. Şimdi isimler, yani bu o kadar ağır babalar oturmuş şimdi, ki. Şimdi bunların bir yere size dışarıdan bakan der ki işte iki tane adam oturmuş kafayı kırmışlar UFO'larla. Şimdi bahsettiğimiz adamları düşünün. Sana şimdi bir şey diyecektim. Az önce bir tweet geldi ya, siz böyle hurafelerle uğraşıyorsunuz. Tabii. Georgia Üniversitesi of Technology'den mezun. Tamam mı? Sonra Luis Elizondo var. Elizondo. Tamam. Global güvenlik programlarından Pentagon'un ulusal istihbarat direktörlüğü yapmış. US Army Department of Defense'ın defansta çalışmış. Yani Pentagon'un UFO programını yönetmiş. Aynı zamanda ünlü bir mucit. Yani keşifleri ve patentleri var. Chris Mellon diye bir adam var. Bu adam da ulusal güvenlik danışmanlığı yapmış. Kimin? Clinton ve Bush zamanı. Şimdi yani bu adamın emekli olması lazım. Bu adam paskartı yani her yere girebilir. Bu öyle bir adam. Savunma başkan yardımcılığı danışmanlığı yapmış. İstihbarat ve savunma yardımcısı bu konuda. Şimdi sponsorlara da baktım şimdi hani kim, ya, kim bunu sponsor eder yani acaba arkasında kim var resmi olarak olanlar gayri resmiyle bilmiyorum. Fund America diye bir kuruluş var. Fund America Digital Security yani dijital emniyetle ilgili güvenlikle ilgili bir firma. Dünya Amerika'nın en büyük firmalarından bir tanesi. Dedim ki bunun arkasında kim var? Rothschild'ler çıktı. Buyurun. Şimdi sen nereye, bir yere bağlayacak. Şimdi bir yere bağlayacak. Sonra baktım Prime Trust diye bir yapı daha var. Bu Prime Trust kimdir diye baktım. Federal Credit Union diye bir yapı var bunun arkası. Bu da o kimin? Bu da Rothschild'lerin. Çünkü federal diye okuduğunuz zaman yani Federal Reserve'den gidiyor. Şimdi ne bu? Şimdi şöyle gözüküyor ki üstün akıl da bir şekilde bu işin içine kimle girmiş ama derin Amerika devletiyle birlikte girmiş. Ama Rothschild şey Rockefeller de var aslında. Rockefeller'la Hillary Clinton. Şimdi şöyle söylemek istiyorum. Rockefeller filan tabii benim kalemimde işte. Biraz da Amerika'dan sorumlu müdür diye geçiyor benim kalemimde. Onun için ben globalde bakıyorum. Yani 5 oktan bahsediyorum. Şimdi buraya baktığımız zaman şimdi bunu söyleyelim. Demek ki üstün akıl bir şekilde hani bir 12'ler meclisi diye bir meclis vardır ya işte herkes oturur Beyza. İşte kim var? İşte Rothschild'lerden birisi, işte bilimden birisi filan. Bir tane de hani o çizgi film şeyde karikatürlerde bir de uzaylı vardır. Değil mi Eren? Doğru. Hani öyle bir şey vardır ya. Dünyanın üstün aklı diye bunlardan bahsederler. Şimdi şunu anlatıyor bize. Başka büyük bir kuruluş yok şu anda bize sunulan. Bu To the Stars Academy of Art and Science nedir? Siz de araştırıyorsunuz. Tabii. Bundan biraz bahsedelim ve masaya yatıralım. Çünkü bundan sonra dünya nasıl değişecek konusuyla hani şey yapalım, i̇şte yol alalım. Az önce bahsettik ya hani bu süreç nasıl hızlanıyor, evet. Arkasında ne tür projeler var. Bir tanesi de bu çok çok önemli bilim adamları, akademisyenler, devlet görevlileri ve top projelerde ve hükümetlerde
ulusal güvenlikte Jim Clinton'ın dediğin zaman Joe Podesta devreye giriyor. Tabii. Joe Podesta 8 yıl hem ilerini sen de çok iyi biliyorsun. Tabii, hem Hillary Clinton hem Bill Clinton'ın danışmanlığını yaptı. Hem kabinesinde görevliydi, işte çevreden sorumlu. Ve tweetler attı. Özel ulusal basın kulübünde başaramadığım tek şey resmi olarak UFO'ların varlığını açıklanması konusunda ikna edemedi. Bu tür projelerin devreye girmesinin sebebi de o. Mevcut hakim politik sistemler inatla bu konudaki örtbası devam ettiriyorlar. Niçin? Sebep çok basit. Dünyadaki bütün sistemlerin değişeceğini biliyorlar. Ekonomik, politik, diğer din sistemlerinin evrilmesi, farklı boyuta gelmesi. Bu bir güç savaşı. Fakat bir taraftan da bu konunun göz ardı edilemeyeceğini ve bunun gizlenemeyeceğinin farkındalar. Evet, çünkü yani gözlemler atıyor. Aynen. Şimdi onun hazırlığı içinde senin bahsettiğin o grupların bir kolu da bu hazırlık sürecini yapıyor. Fakat burada iki hassas, önemli bir nokta var. İki grup var aslında. Gücün karanlık yönünden beslenen negatif temelli varlık grupları da var. Gücün aydınlık yönünden beslenen pozitif temelli varlık grupları da var. Birisi dünyanın kendi içinde büyük bir savaşla kendi kendini yok ederek, negatif alanı yayarak buradaki kaynaklara hakim olma çabası. Birisi tam tersi yönde hareket. Buradaki o gruplardaki çok ince bir ayrım var, söz konusu var. Burada daha hassas yapılar devreye giriyor. Amerika'nın içinde iki grubun çatışma halinde olduğunu duyuyoruz. İşte bu White Hats dedikleri, beyaz şapkalılar dediğimiz grup daha pozitif anlamda çalışıyorlar ve aktarın dediği gibi bu realiteyi insanlığın yararına sunmak istiyorlar. Şimdi bu yapı biraz enteresan bir yapı. Baktığınız zaman hani geçmişleri çok temiz olmayan bir takım insanlar var burada. Hangi anlamda? Ama şimdi bir NSA'de çalışmışsanız veya CIA'de çalışmışsanız örtbasın içindesinizdir mutlaka. Evet. Yani bu realiteyi gizleyen yapının içindesinizdir. Ama aktarın dediği gibi artık bu iş öyle bir noktaya geldi ki bir şekilde bu teknolojiler dünyaya verilmek isteniyor. Ve bunu da Amerika resmi kanaldan yapmak istemiyor. Bu bakımdan böyle bir yapı oluşturdular. Başına da Tom DeLong gibi Irak yıldızı getirdiler. 30 milyon satmış plakları. Gençliğe hitap edebilen işte medyatik birini koydular ama stratejik anlamda Tom DeLonge'un çok etkisi yok. Esas kadro orada yani Luis Elizondo daha çok Elon Musk gibi şeyde. Ve amaçları şu. 70 yıldır bilinen Rakçı abi arkada. Evet, 70 yıldır bilinen dünya dışı teknolojileri insanlığa sunmak, kamuoyuna sunmak. Ha, hedef ne kadar pozitiftir, negatiftir bilemiyoruz. Biraz zamana bırakmak lazım. Ama bunlar ellerinde yıldızlar arası seyahat yapabilecek teknoloji olduğunu, bu bilgilerin mevcut olduğunu. Seni seveceğim bir şeyden bahsedeceğim. Söylüyorlar ve bunun için fon topluyorlar şu anda. Ben fonla ilgili bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Teknolojileri yavaş yavaş göreceğiz. Yani mesela artık katı yakıtlarla gidilmesi meselesi değil. Yani Elon Musk'ın bahsettiği işler de geride kalacak. Hani, kalacak. Bir önceki programda da konuştuk. Yani, enerji konusu. Tabii enerji konusu. Şimdi enerji konusundaki hani bütün analizleri fosil yakıtlar üzerine kuruyorsunuz. Ben de diyorum ki bunun bir anlamı yok. Yakın yani zamanda füzyonla ilgili o kadar hızlıca bir iş bitecek. Onu da şey göstermek istiyorum. Bor elementi. Ekrana bakacaksınız. Karşıt yer çekiminden bahsediyor. Bunu unutma. Amerikalı bilim adamları bor elementinin füzyonuyla çalışan radyoaktif tesis enerji üzerinde çalışıyor. Şimdi Türkiye'ye geleceğim. Bor biliyorsunuz %72. Buna göre 200 gram borla 100 megabayt enerji üretebiliyorsun. Bu da 200 gramla bakın. 100 bin nüfuslu bir kasabanın su, ısınma, soğutma, aydınlatma gibi tüm enerji ihtiyacını 200 gram borla karşılayabiliyorsun. Bunun üzerinde çalışıyorlar. Türkiye üzerinde oynanan oyunların birisinin temeli de bordur. Bor uzay çağının teknolojisidir. Hatta 47'de Amerika'nın Roswell kazasında düşen UFO olayının ardında Nevada'da kurulan bu 51. bölgede yapılan incelemelerden sonra Amerika'daki bor yatakları üzerinde ciddi bir çalışma başlatıldı ve
ses hızını 3 kat geçen ilk askeri jetin adı Boron Bomber'dır ve yakıtı da bordur. Onun için Türkiye üzerine çok oyun oynanıyor desene. Aynen onu söylüyorum sana. Tabii. Temeli budur. Tamamen budur. Çünkü bor uzay çağının çok önemli bir elementi ve kaynağıdır. Ama bunu biz işleyemiyoruz, yapamıyoruz. Bari onu tutalım. O teknolojiyi belki bir transferi olacaktır. Yani o çok hiç göz ardı edilmemesi gereken çok çok önemli bir stratejik bir element yani gelecekle ilgili. Tom DeLonge'dan bahsedince bir daha verirse Buket ekrana arkada kitabını göreceğiz şimdi. Secret Machine diye Machines diye bir kitabı var. Evet, orada devlet sırlarını paylaşıyor. Bak, görüyorsun değil mi devlet programı? Devlet sırlarını paylaşıyor. Burada devlet sırları tabii. Ve şeyde tabii. De çok net açık şekilde hem de paylaşıyor. En çok satanların içinde şu anda. Evet. İkinci kitabı da çıktı. Onu da görmekte yarar var. Bu adamın yazmış olduğu kitap. Yazdı mı, yazdırıldı mı bilmem. Projesinin öyle başladığını söylüyor. Kendisine yazdırılıyor. Kendisiyle zaten Amerikan derin devletle önce temasa geçiyor. Bu bilgileri aktarıyor. Bunu hikaye şeklinde gençlere anlatması isteniyor. Projesi oydu. Zaten o şekilde ortaya çıkıyor Tom DeLonge. Ondan sonra gizli, gizli makineler ve gölgeleri takip kitabın ismi. Evet. Rusya bütün bunların neresinde bu arada? Rusya'da es geçmeyelim. Medvedev'in hani tabii, var ya tabii, o kameralar Putin, kapalı zannedip doğrudan bu işin yaptığı açıklamayı doğrudan bu işin içinde onların da teknolojik ben emirak filminin çok ötesinde şeyler oluyor diyor yani o filmdeki yani o çok önemli top secret onlar dibinde KGB zamanlarından beri çok önemli datalar veriler var parapsikoloji alanında çok önemli çalışmaları var UFO'lar konusunda da var onlar da kendi çaplarında bir araştırma yapıyorlar ama tabii Ertan'ın bahsettiği bu görünenin arkasında birçok ulusların bir birlik oluşturup yaptığı önemli çalışmalar var. Bazıları Birleşmiş Milletler nezdinde gizli bir takım toplantılar en son tabii ne zaman 2008'de olmuş? 2008'de yapıldı. Yani bir toplantı Birleşmiş Milletler'de bu konu üzerine Rusya'nın çağrısı üzerine bir gizli oturum yapıldı. Sonra sızdı tabii 40 tane daimi temsilci katıldı bu toplantıya. Ve Rusya şu amaçla çağırdı ülkeleri toplantıya. O kadar olağanüstü sayıda gözlem ve faaliyet var ki Rusya topraklarında bizim güvenliğimizi tehdit ediyor. Bu iş konusunda bir şey yapalım, bir kamu siyaseti belirleyelim. Birleşmiş Milletler'de diye tabii toplantıya çağırdı. Olarak. Gizli proje olarak. İşte yani kolektif bir çalışma temsilciler görüşlerini belirttiler. Ondan sonra yürümedi bu iş. İşbirliği kararı aldılar ama çok yürümediğini duyuyoruz. Buradaki dikkat edilmesi gereken nokta bu çalışmalarda hani Tom DeLonge'un da diğer bütün sistemlerinde buradaki o bilgi transferi ve teknolojik geçişte yapılacak her türlü atılacak her türlü adımda bir kolektif insanlık bilinci ve insanlık tekamülü ve doğanın evrimsel süreci her şey bu yenilenebilir enerji, sürdürülebilir enerji kaynaklı ve temeldeki niyetin birliğin bütün hayrına gelişmesi gerekiyor. Yani eski sistemler gibi gücü birisi alıp o teknolojiyi diğer ülkeler hakkında onları kontrol altına alıp yönetip hani eski çarkla sistem dönmeyecek. Evet, yani bu global elitin hizmetine verecek bir sistem değil zaten. Umut ediyorum. Tohumların kurduğu bu grubun içindeki bu senin NSA diğer bütün bu yapı bunun idrakinde ve farkında olarak seçilmiş ve konulmuş insanlar olsun. Dolayısıyla eğer öyle olmazsa zaten hedeflerine varamayacaklar. Ama ben öyle olduğu umudunu taşıyorum. Şimdi buradan şunu mu söylüyorsun aslında? Diyorsun ki sistemin eskide kaldığı, konvansiyonel halde kalmasını isteyen bir yapı var. Bu yapının arkasında da dünyanın ve insanlığın gelişmesiyle ilgili ve bu sürecin hızlı olmasını sağlayan bir yapı var. Aslında dünyadaki asıl kavga bunların ikisinin arasında demek mi istiyorsun? Aynen. Fakat şu idrakteler şu anda çünkü dünya hem nüfusun çoğalması hem kaynaklarını tüketmesiyle artık dış uzaya açılmamız gerekiyor. O yüzden bu sistemi... Bu da bir proje mi? Bu. Yani insanlığın nüfusunun artıp dış uzaya açılması gerektiği gibi bir kavramdan bahsedince. Ya proje olabilir ama senin her zaman öne sürdüğün bir şey var ya hani dünya nüfusunu azaltmaya çalışıyorlar. Evet, evet. Dünya kaynaklarını dengelemek için. Kısmen bu da
Ama bu da olayın negatif motivasyonu içinde olanların yaptığı bir planlama. Aslında dünya kendi seleksiyonu içinde o süreci yaşıyor. Yani dünyadaki bu savaşların artması, doğal felaketlerin, işte iki tane yanardağ arka arkaya aktif hale geldi. Guatemala'da, Hawaii'de, buzullardaki erime çok ciddi boyutlara var oldu. Depremler, tsunamiler. Evet. Buzul erimeleri şu an aslında alarm seviyesinde. Bakmayın dünyada panik yaratılmasın diye. Bunlar hep süpres ediliyor. Dolayısıyla öyle bir sürecin içinde giriyoruz. O kendi doğal seleksiyonunu yapıyor. Ve bu süreç daha da artacak. Yani önümüzdeki ben 2029'lara kadar, 30'lara kadar ki sürecin sizin daha açıklayamadığınız temas bilgiler var mı? kendi inisiyatif bilgilerinde veya değil var mı? Belli senaryolar var. Bizim karşılaştığımız, yine oraya geri dönmek durumunda kaldık. Temasçılarla yaptığımız çalışmalarda hepsi aşağı yukarı %90'ı aynı şeyi söylüyorlar. Yani yakın gelecekte dünyada büyük bir jeofizik değişimden bahsediyorlar. Bu çok uzak bir gelecek değil ve onunla ilgili bir takım senaryolar var. O sıralar dünyada büyük bir jeofizik değişim oluyor. Depremler, tsunamiler zaten başladı. Aklının dediği gibi. Ve o sırada gökyüzünde UFO'lar, bir kurtarma operasyonundan bahsediyorlar. O kadar çok sayıda karşılaşıyoruz ki artık çok dikkat çekici bir hale gelmeye başladı bu. Bir karanlık bir senaryo gibi görünüyor ama aslında dünyanın yaşaması gereken bir süreç gibi algılamak lazım bunu. Bu değişimleri hep yaşadı dünya. Yakında bunu yaşayabiliriz. Ama kolektif bilinç öyle bir noktaya gelir ki öyle hızlanır ve öyle hızlı bir gelişim, pozitif yönde hızlı gelişim gösterir ki bu sene karanlık senaryolar değişebilir. Yani alternatif geleceklerden yani bahsedebiliriz. Yani şu an için çok yani bu geçişi hoş daha gelecekten bahsedemiyoruz. Yapmak için bu sürecin insanların farkındalığını arttırmak, bilincini arttırmak çok çok önemli bir dönem. Çünkü çabası da bu. Bilinç, genel bilinç ortalamasını yükseltti. Olay dünyanın manyetik alanının bu yükseliş sürecindeki bu foton enerji kuşağı dedik ya, oraya girişinle uyumlanma süreci. Yani o da bir atom ya. Dünyada bir çekirdek dönüyor. Atom, mikrodan makroya her şey atom. Biz de atomlardan oluşuyoruz, bedenimiz, ruhumuzdaki enerji de hepsi atom. Bir rezonansı var. Dolayısıyla katmanlar içinde, boyutlar içinde varoluş katmanları var. Hepsi bir rezonans ve frekans. Biz bir üst boyuta geçmemiz için kendi titreşimsel frekansımızı uyumlamamız gerekiyor. Dünyada da öyle. O da canlı bir organizma. O da bu süreçte, bu yapılanmada bu türbülansı, jeofiziksel anlamdaki değişimi, dönüşümü yaşıyor. Bu olumsuz bir şey değil. Biz dünyevi akılla baktığımızda olumsuz gibi görüyoruz. Halbuki makro düzeyden bakmaya çalışırsak bu evrenin zaten yapısında olan bir şey. Değişim ve dönüşüm. Mesela İnşikak suresinde der ki o gün yer küre başka bir yer küreye dönüştürülür. Dönüşüm ve değişim var. Ki siz halden hale, boyuttan boyuta geçeceksiniz. İbrahim suresi 48. ayet galiba. Bunlar hep verilmiş zaten. Buradaki onu yorumlama tekniği. Dönüşür. Farklı bir boyuta geçiş söz konusu. Yani bu sürecin içinde bu geçişi daha soft hale getirmek için dünyanın bazı enerji portallarında ayar yapılıyor. Bizim nasıl meridyenlerimiz var vücudumuzda, enerji kanalları, o çakralarımız var. Dünyanın da var. Orada bir ayarlama yapılıyor. Bu titreşimlere ulaşmamız lazım. Şimdi aynen. Anmadan geçmeyeceğiz, bir programda da analım. Hani bahsetmişti Albert Pike'tan. Zaten bir izleyicimiz yayın başlamadan bekliyordu. Bu programda da anılacak olalım. İddia ederim diyordu. Albert Pike'ın bir projesinde. Yani tetragramaton kullanırsanız bu bahsedilen titreşim bölgesine ulaşırsınız ve ondan sonra da tekamüle erersiniz. Bütün fikri, o Moral and Dogma kitabındaki bütün fikri bunun üzerine kurulur. Ama bu aynı zamanda Mısır tekniğidir. Tetragramaton. Üç kişi çalıştıracak. İşte bu nasıl çalışacaksa bugün çok uzun uzun anlatırız ama. Ama yani bahsettiğin şey çok gelince, doğru. Evet. Ama buradaki ayrım şu. Sadece fizik bedenin, biyolojik bedenin frekansı ayarlanması önemli. Ruhsal taraftan anlattım. Bedensel taraftan tabii söylemiyor. Ama o ruhsal dönüşüm ve dönüşüm de kendi içsel çalışmanla olacak bir şey. Yani bir makine seni alıp bir titreşimin yükseltip getirir. Kendi çalışmasıyla. Sen içsel çalışmanı, hani insanı kamil olma olayı. Dolayısıyla buradaki süreçte bunu yaşayıp kişisel gelişim ve ruhsal gelişim konuna odaklanıp hani bir ben var benden içeri hikayesi.
İsa'nın dediği gibi Tanrı'nın krallığı sizin içinizdedir. Yani içindeki beni bulup onu yükseltmek, koşulsuz sevgi uygulamak, yargılamamak, ötekileştirmemek, herkesi kucaklamak, doğayı, insanları, herkesi sevmek. Bunları uygulamakla bizim frekansımız yükselir. Çünkü kutsal metinlerdeki, Kur'an'daki tüm içerik bunun üzerine kurulu değil mi? Tamamen. Ama öyle bir noktadayız ki bizim bu içsel çalışmalarımızın da yeterli olmadığı bir durumdayız. Zaman çok daraldı ve zaman niye daraldı? Çünkü dünyanın bir döngüselliği var. O tamamlanmak üzere. O aktarın bahsettiği 26 bin yıllık bizim. Onun için bireysel temasla hızlandırdılar. Bakın nasıl yapıyorlar biliyor musunuz? Kademeli olarak. Bir örnekle anlatmak istiyorum ben bunu. Bir isteşim meselesini. Bir kase düşünün. İçinde bilyeler var ve hepsi 10.000 RPM ile titreşiyor. RPM rotation per minute yani dakikadaki titreşim seviyesi. İnsanlar işte 8.000 ile 12.000 arasında değişiyor. Düşünün ortalama 10.000. Şimdi o kasedeki titreşimi, kaseyi dünya olarak düşünün. Değiştirmek istiyorsunuz müdahalelerle. O kasenin içine dakikada 8 milyar RPM ile titreşen bir bilye koyarsanız o kase dağılır, patlar. Tamam, dağılır her şey. Dağılır. Tabii. Onun için önce bu müdahalelerle 20 binlik, 30 binlik, 50 bin RPM ile titreşen bilyeler koyuyorlar. Bunları yükseliyor. Ama bu fıtratı da aynı zamanda değiştiriyor değil mi? Yani şimdi çünkü başka genel bir ortalamayı değiştiriyor. Tamam. Kıvamı arttırıyor ama bunu tedricen yapıyorlar. Kademeli bir şekilde. Bir de ona uyumlanabilen insan uyumlanıyor. Mesela o enerji akışını yapıyor ama sen gücün karanlık yönünden beslenen negatif bir varlıksan sen o rezonansı alamıyorsun. Çünkü senin frekans seviyen daha alt seviye, düşük seviye. Dolayısıyla aslında senin tasavvufun anlatmış olduğu her şeyden bahsediyorsun aslında. Özü bu ama zaten. Kesinlikle. Bizim bilgi kitabımız, Kur'an kitabımız da bunlardan bahsediyor. Sadece yorumlamalar çok farklı oluyor. O yüzden ben hep şunu iddia ediyorum. Kur'an-ı Kerim çok önemli bir bilgi kitabıdır. Kozmik bir kitaptır. Ve bunun yorumlanması sadece teologlara, din adamlarına bırakılmaz. Çünkü 6000 küsur ayetin %5'i dinden, ahlaktan, ahlaki değerlerden bahseder. Gerisi tamamen science'tır, bilimdir, astrofiziktir, egzobiyolojidir. Bu yüzden bilimin bütün disiplinlerinden önemli kurumların, kurulların bir araya gelip bunu yorumlarsan sen dini doğru anlatırsın. O yüzden dinin bu böyle yozlaşmasını engellememiz lazım. Yoksa DAEŞ çıkıyor karşı. Tabii yoksa birçok her anlamda bu. Bu Hristiyanlıkta da öyle. Geçen gün The Washington Post'ta bir makale okudum. Bir minister yeni bir özel jet alacakmış. Video koyuyor. Minister bu vaaz verenler. Video koyuyor adam. Evet. 57 milyon dolara ihtiyacım var diyor. İsa'dan bana bilgi geldi. Senin dünyanın her yerine ulaşman için Falcon 7X özel jet alman gerekir demiş. Bunu yani dinin nasıl yozlaştırıldığını izleyeceğimiz anlasın diye bir örnek veriyorum. Yani buradan şaka gibi ya. Buradan şeye geçelim mi? Tamam, bu bana bir süre söyleyin arkadaşlar. Kaç dakikamız kaldı? Dünya dışı temaslar, kitlesel temaslar. Bir kitap daha verelim. Ondan geleceğin madeni bor demiş Engin Emin Işık. Ve aferin izleyebilirler hemen Twitter'da. Şeyleri de atmış. Nerede var? Oranlar nedir? Rezervler nedir diye bir çalışma yapmış. Çok güzel. Engin'i tebrik ediyorum. Buyur. Son kitabınızı da verdik. Bu arada bir şey soracağım. Şimdi hiçbir kötülük olasılığı yok mu? Hep iyi anlatıyoruz ya şu ana kadar. Negatif merak ediyorum. Negatif hiçbir olasılık yok mu? Evrende artı eksi var zaten. Ama yani kötü iyi ayrımından artık kurtulmamız gerekiyor. Bu kavramlar daha üst perspektiften bakmamız gereken kavramlar. Ona negatif pozitif ayrımı doğru bir ayrım değil. Öyle bir yelpaze var ki evrende. Negatif dediğiniz varlıklar aslında sadece kötülük olsun diye bir şeyler yapmıyorlar. Onlar kendi doğalarını yaşıyorlar. Onların doğalarında o var. Belki biraz ego temelli davranış tarzı. Yani karanlık olmadan ışığı göremezsin. Artı eksi bir dengede gitmesi lazım. Elbette bir Melez Irk da şeyi çağrıştırdı bana. Hani bizim Armageddon sonrası için hazırlanmakta olan tohum ambarı yok mu? Evet. Biraz onu çağrıştırdı bana. Haksız mıyım? Evet.
Dolayısıyla bir sonrası bir benzer için gelişmiş kısmı, bir ırktan bahsediyoruz tabii. Çünkü insanoğlu içinde sanki bu proje biraz bunu çağrıştırdı. Bilmiyorum, bir benzerlik ya var. Ya bu şeyle yani, bakmak lazım. Yani 3. sınıfı geçen 3 boyutlu realiteyiz ya. 4. boyuta geçecek. 4. Evet. sınıfa geçecek. Bir hasat dönemi, bir seleksiyon dönemi olmuş olan, yani o frekansa giren gelişmiş ruhlar, kendini geliştirmiş ruhlar bu geçişi yapacak. Diğerleri 3. boyutu tekrar okuyacak. Yani burada bir son yok, değişim dönüşüm var. Enerji yok olmaz. Bizler sonlu varlıklar değiliz. Biz Yaradan'ın bir yansımasıyız. Dolayısıyla biz sadece tekamül ediyoruz sonsuz döngüler içinde. Öyle bakmak lazım. Yani burada bir negatif senaryo algılamasın izleyicilerimiz. Hayır, bu bir değişim. Her devrenin kendine özgü beden yapısı var. O devreye uygun, o enerjilere uygun, o enerjileri kaldırabilecek, tutabilecek, kullanabilecek beden yapıları gerekiyor. Bu, ona göre DNA'lar, genetik yapılar düzenleniyor ve muazzam sayıda melez üretildiğini görüyoruz. Bu dönemde Erhan'ın dediği gibi DNA sarmallarında da aktivasyon var. Yani çift sarmaldan 12'ye 13'e geçiyoruz. Aslında bizdeki var olan gücün devreye girmesi, aktif hale gelmesi. Her şey bir yazılım kodlama dedik ya, DNA'daki DNA olsun, RNA olsun, onların hepsi bir elektromanyetik bir dalga boyu aslında. Biz onları göremiyoruz. Bizim dünya teknolojisi bunları daha algılamıyor. Bir yazılım o. Buradaki kodlar açıldıkça bizim o duyu ötesi algılar, telepati, duru görü, telekinetik güçler, teleportasyon, bunlar devreye girecek. Yarı süptil, yarı eterik, yarı fiziksel bedene sahip olacağız bir üst boyutta. Farklı enerji alanları, foton enerjisini kullanmaya başlayacağız. Yani çok farklı bir sürecin şu anda temelleri atılıyor. Bu yeni çağ çocukları, bu işte Erhan'ın bahsettiği melez ırkların devreye girmesi, bu süreci, bu bayrağı alıp götürecek olan ırklar. Dolayısıyla bu masada bu akşam konuştuğumuz bu kadar detaya ilk defa indik. Evet. Ertan. Kayıt dışında. Kayıt dışındayız. Homo sapiens'in bitişine tanık olacak bir jenerasyonuz biz. Yavaş yavaş Homo sapiens türünün bitişini izliyoruz şu anda. Net olarak izliyoruz. Başka bir şey çıkıyor. Biz Homo noeticus diyoruz ona. O bilinçli insan. Farklı kavramlar gidiyor. Kozmik insan. Bütünsel varoluşu. Şimdi tabii bu da aynı zamanda yalnızca şey de insan üzerinde değil. Yani şimdi IBM çok yeni bir masaüstü bilgisayarı bir 30 yılda yaptığı matematiksel bir işlemi yalnızca o yeni geliştirdiği ismi Submit bilgisayarla bir saatte yapıyor. 30 yıla karşı bir saat. Yani bunu aynı zamanda şöyle de söyleyebiliriz. Yalnız insan değil, çevresi ve kullandığı endüstri de, enstrümanlar da aynı hızda gelişiyor. Yani şöyle bir şey yapamıyor artık insanoğlu. İki hani makineler mi, insanlar mı, kim kimi dövecek meselesi var ya bu işte Terminator filmlerinde. Eğer makineler sizi dövmeye başlarsa, kendinizi update edemezseniz bu dünyada olamazsınız. O zaman kullanmaya başlar. Yine insanın beyin kapasitesi de yüksek olacak. Aynı o makine gibi bilgiyi proses etme sürati çok daha hızlı olacak. Homo noeticus. Valla doyumsuz bir program oldu. Evet. Artık son bir dakikaya girdik. Biraz hızlı kapatacağız. İzleyicilerimiz de doyamadı. Ben de doyamadım. Yeni sezonda evet, inşallah. Belki daha büyük bir ekiple birlikte. Tabii süper. Yani bu çok konuya seviniriz. İlgisi duyan son sözlerinizi alalım bu konuyla ilgili. Kayıt dışında değil mi? Evet, sözlerinizi alalım. Vallahi... Bir daha gelme sözlerinizi de alalım. Sözleri alalım. Tabii zaten geleceğiz. Hatta Ata abinin de kulağına çınlattık. Ata abiyi de alalım. Böyle bir Atatürk'e selamlar. UFO'su da buradayken onunla gelir gider belki. Biz aslında evrenin bir parçası ve dünya insanı olarak gerçekten olağanüstü güçlere sahip varlıklarız. Sadece başımızı kaldırıp bu evrenin sonsuzluğunu görmemiz gerekiyor. Kendi özümüzdeki gücü görmemiz gerekiyor. Biz birbirimizle savaşmakla, hırsla, üstünlük sağlamakla böyle çok basit hedefler edinmişiz kendimize. Daha yıldızlar arası yolculuğu bile geliştiremedik. Dolayısıyla bunu artık bir an evvel ortak akıl üretip bu kolektif insanlık bilincini yükseltmek,
ve bu süreci hızlandırmamız gerekiyor. Teşekkür ederiz bizi ağırladığınız için. Biz teşekkür ederiz. Sertan Bey. Bir cümle söylemek istiyorum. Kapanıştan önce hep şunu soruyorlar. Ya dünyada ve Türkiye'de işte bu kadar sorunlar varken, devasa sorunlar, savaşlar, açlık, eğitim sorunları vesaire, neden bu konuya odaklanıyorsunuz? Neden bunu öne çıkarıyorsunuz böyle bir dönemde? Bütün bu sorunların çözümünün anahtarı bu büyük paradigma değişiminde. Bu dünya dışı temasların bize sunacağı çözümler var ama bunu hak etmek zorundayız. Orta noktada buluşmak zorundayız. Biz bilincimizi yükselteceğiz, onlar bize yaklaşacaklar ve bu sorunları çözebilecek o muhteşem bir iklime ulaşacağız. Kimse enseyi karartmasın. Olağanüstü bir gelecek bekliyor bizleri ve herkes bu temaslara kendisini hazırlasın, çünkü bu süreç artık herkesi kapsayacak bir noktaya doğru yaklaşıyor. Olağanüstü bir süreçteyiz. Efendim, çok teşekkür ediyoruz. Ben de yani size çok teşekkür ediyorum. Eski dostlar, eski dostlar. Güzel bir program oldu. Bir çok hep bir kapanışı bir lafla şimdi yazdığım, aslında söylediğimiz şu: İnsan egosunu susturursa gücü sınırsız olur. Bravo. Süper. Evet, peki. Evet. Şeyinle teşekkür ederiz. Biz teşekkür şimdi ederiz. Hakan Akdoğan, Erhan Kolbaşı, tekrar ayağınıza sağlık, yüreğinize sağlık. Çok teşekkürler. Erhan Bey, teşekkürler. Değerli izleyiciler, sizlere çok teşekkür ediyoruz katılım gösterdiğiniz için efendim. Haftaya görüşmek dileğiyle.